İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sevgili Kenan Koldar hocamız bizimle birlikte olacak. Teknik bir konudan dolayı kameramı açamıyorum. Öncelikle hani bunu bildirmek istiyorum. Sözü havaya veriyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoş Bu bulduk. akşam hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz çok kıymetli hocam Kenan Koldal. Bize insanın dört büyük yolculuğunu anlatacak. Programımız yaklaşık 1,5 saat gibi düşünüyoruz. Duruma göre hocam bize birazcık daha müsaade edecek tahmin ediyorum. Çünkü interaktif bir program olsun istiyoruz. Sorusu olanlar çekinmeden sorularını sorabilirler. Çünkü hocam bu akşam daha çok soru cevap üzerine gitmeyi tercih etti. Teşekkür ediyoruz. Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Şükürler olsun, biz de çok iyiyiz, sağ olunuz, keyfimiz yerinde. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için kendim ve burada bulunan bütün arkadaşlar adına size sonsuz teşekkür ediyorum. Hocam, insanın dört büyük yolculuğu nedir? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu yolda neleri görmeliyiz? Nedir bu yürüdüğümüz yol? Ya zaten en zor soruları sordunuz, bir kere yutkundurdunuz bizi. Amacımız da zaten hem yutkunmak hem de yutkuna yutkuna bir şekilde hakikati aramak. Arayış diyoruz biz bu işe. Bir kere dediğiniz soru öyle bir içinde cevapları da barındırıyor ki. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Benim bir kitabımda da bahsettiğim gibi belki çok şey olacak, hani tasavvufi olacak da gerçekten yolculuk ondan ona. Yani ya da kaynaktan kaynağa. Bunu ezoterizmde de hem bir işte ters evrim ve de evrim olarak bakıyoruz. Yani sanki bütün parçalar teklikten dağıtılmış, ondan sonra ana kaynağa dönmeye çalışıyor, geriye dönmeye çalışıyor gibi. Yani vahdetten kesrete, kesreten vahdete, esasında her şey birliğin içinde, farklar ve farklılıklar aleminde doğal olarak bu bir tekamül ortamı yaratılması için. Biz bu tekamül ortamı yaratılması konusuna da diyoruz ki işte acaba neden yaratıldı? Daha Tibet öğretileri, Mahayana Budizm gibi onlar Tanrı kendini deneyimlemek için der ama kabalistik ve tasavvufi kaynaklar, yani semavi dineksenlere baktığınızda Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah, Tanrı, Brahma, Ahura Mazda, Yahova ne dersen de her şeyi bildiği için böyle bir şey olur mu? Haşa. Ama işte o zaman da orada da daha çok hani bilinmek dini istedi. Ama o zaman Allah'ın isim ve sıfatlarıyla çalışır. Yani samet olan bir varlık, ihtiyaç olan bir varlık baktığında bilinmek dini ister mi? Tam olarak %100 bilmediğimiz bir sebepten deyip, tabii gönlümüz o an ne düşüyorsa belki, ama tam olarak bilemediğimiz bir sebepten dolayı bu ortam yaratıldı. Ve yolculukta ondan ne kadar göre. Biz buna hakikati arayış diyoruz. Çünkü hakikati arayış derken de bizler sonlu, kaynak başıyla sonuyla sonsuz. Sonlunun sonsuza tabi olması, talep etmesi, ona talip olması, onun bilgisine talip olması, ona doğru yolculuğa çıkması zaten isim içinde sonlu sonsuz gösteriyor. O yüzden bu sonsuz bir yolculuk. Varır mıyız bilinmez. İşte ne diyorlar tasavvufta? Oldum deme, öldüm de. Çünkü her zaman araya bir edep, hat, yani bazen işte faktör diyorlar, hani fakirlik olarak, ama o fakirlik, yani hani secret yapıyorduk. Sende sonsuz potansiyel var ama onu ne kadar yapacağının da sınırları da var. Yani insan da bu evrende son varlık olmak zorunda değil ki. Yani 2 trilyon galaksi var. Her bir galakside 100 ila 400 milyar arası yıldız. Bunların her birinin, her yıldızın içerisinde 5 ila 20 gezegen mutlaka bir varlık daha olmalı. Ve belki de biz evrim skalasında çok düşük bir varlıkta olabiliriz. Ya da onu bırak, insan tek olduğuna inanıyorsan da, bugün bilim insanları söylüyor, insan kapasitesinin yarısına bile ulaşamamış varlık. %5 ila 10 arasında beyin kapasitesi kullanılıyor deseler de, o da nöral aktiviteden dolayı bakılıyor. Yani tam olarak birçok şeyi bilmiyoruz ama bilmiş gibi zannediyoruz. Ben bazen şey yapıyorum.
İşte yıllar önce bizim çocuklar oturduğumuz sitede bizim kızla beraber 6-7 kız konuşuyorlar işte. 6-7 yaşındalar bunlar. Allah sohbeti yapıyorlar işte. Hani bu yani sohbet tamamen işte orada oturmuşlar parkta. Ya işte bu gördüğümüz şeyin arkasında ne var? Ya 6-7 işte çocuklar bunlar. En fazla aralığında 8. Oturdum uzaktan sadece izledim bir yarım saat. Nasıl güldüm ve sonra dedim ki bizim durumumuzda çok bir farklı değil ki. Yani hiçbir farklı değil. O yüzden özetle yolculuk ondan ona. Ya da ya ben daha böyle deist yaklaşıyorum diyorsanız kaynaktan kaynağa diyelim. Ama öyle ya da böyle bilemediğimiz detayların da bulunduğu bir yolculuk. Ne olursa olsun ister deist, ister teist olun, ister agnostik olun, ister nihilist olun fark etmez. Önemli olan buradaki konu yine kendimize dönmek durumundayız. Yani bugün etki alanı ve ilgi alanı konuları vardır. Hep iş hayatında bizlere anlattıkları konulardır bunlar. Yani enerjini ilgi alanında değil, etki alanında harca. Ama öyle bir geliş ki ilgi alanında etki alanına çek. İlgi alanımızdan ziyade etki alanımızda olan şey kendimizi tanımak, önce bulmak, sonra tanımak ve ondan sonrası bilmek. Bilmek de çok zor bir şey. Bilmeye çalışmak o yolculuğa gitmek. Yani bir yolculuk zaten kendini bildenmiş. Spartalı Kilo'nun lafıdır. O Delphi'deki Apollo mabedini altın o yazıyı o yazmıştır. Sonra Sokrates'imiz oradaki işte nedir kâinlere gittiği zaman o yüzüğü görüp de çok hoşuna gidip de devamlı söyleyince de ona biraz artık yapışmış olan bir sözdür. Önemli olan gerçekten orada bilmek, yapmak olmak yolculuğu. Yani bilmekle de olmuyor. Geçenlerde biriyle konuşuyorduk işte o eğitimi aldım, bu eğitimi aldım, şu eğitimi aldım. Bayağı uzun konuştuk. Ya olmuyor işte çünkü bugünkü anlatılan birkaç eğitime katıl, piyasadaki her şeye katıl, bil de bir şey yapmıyorsun çünkü dışarıdan gelsin, bildiğim zaman hareket etmeyeyim. Yine o korunmalı alanda yani bildiğimiz her şey bu hayatın çatır çatır yaşanan tiyatrosunda yaşanmak için. Hani biz epiduralli doğum yapmayı seçiyoruz ama esasında çatır çatır doğum yapmamız gerekiyor. Kendi içimizdeki an kokuşu böyle doğuyor. O yüzden yine bu işin etki alanı tarafı kendimize hani bul bil ol halvetilerin sözüne denk getiriyor biraz. Peki hocam biz nasıl bu duruma geçebiliriz? Yani bilmekten yapmaya, yapmaktan olmaya dediğimiz o hali nasıl tatbik edebiliriz hayatımızda? Bir kere yani yine kadim öğretiler bence birçok şeyi veriyor. Hatta belki Matrix filmi de bunu çok güzel anlatan filmlerden biri. Hepimiz içinde bir arayış vardır. O arayış nedir? Özellikle küçük yaşlarda olur. Tabii herkesin içinde olur olmaz o da ayrı konu. Yani herkes bir şey arar. Bazılarımız evrenin hakikatini arar. Bazıları der ki benim özüm nedir? Özümü arıyorum. Bazıları gücü parayı arar. Bazıları kadınları cezbetmeyi, bazı erkekleri cezbetmeyi. Bazısı makam mevki peşinde koyar. Yani herkesin bir arayışı var. Birisinin hayali kötü, diğerinin hayali kötü demek lazım. Yıllar önce hayalimi bulduğum zaman da ya hayalini bulanla bulunmayanlar ayrım yapıyordum da oha bir hataydı. Önemli olan bence burada bazı hepimizin burada farklı rolleri var ve o farklı rolle arayışları var. Kendi oyun planımıza göre ve o farklılıklarla beraber çeşitlik ortamı yaratılıyor. Zaten burası bir diyalektik zıtlıklar ortamı. Zıtlıkların ayinkli dansı üzerine. Doğal olarak bir kere arayışımızı bulmak lazım. Fakat bir grup insan bizler gibi artık şeyi arıyor. Yani benim bu dört büyük yolculuk dediğim şey arıyor. Bir tanesi bir kere hani okyanus damla kap hikayesiyle anlatalım. Nedir bu? Hepimiz okyanustan kopmuş damlalarız. Kopma da bir illüzyon esasında da bizim kısıtlı ve kıt idrak seviyemize göre böyle diyelim. Bir beden arabasına sürmeye gelmiş, onu belli bir süre sürmeye gelmiş varlıklarız. Bunu şöyle düşünün. Diyorsunuz ki ben şu marka otonom kendi kendisine arabayı süreceğim. O arabaların olduğu bir yer. Onun kendi yazılımı var, kendi kendini götüren ki o ego yazılımı. Ölümsüz ruh beden arabasına biniyor. Biraz Bhagavad Gita'daki anlatımı modernize edilmiş halleri bu. Ama ölümsüz ruhun
gerçeklikte olan köprüsü zihin. Ego yazılımıyla zihin birbiriyle özdeşince daha bebeksiniz, kapalı şuurdasınız. Avatar filmindeki gibi. Bindiğiniz o avatar bedeni gibi düşün, beden arabası. Ama oradaki neydi? Bizim adamımız akşam döneceğim diyor işte akşam. Hatta dönmek istemiyor ya akşam oraya dönmeyeyim diyor. Dönsem diyor işte orada sohbet var, bir şey var. İstemediği şeyler biliyor ama nerenin biz? Bilmiyoruz. İkincisi zaten duyularımız o arabayla beraber gelişiyor. Ve çevreye baktığımızda başka bir şey görmüyoruz. Yani kapalı şuurla gelip bu dünyaya açıkçası egozin özdeşleşmesiyle bağlanmak dışında şansımız yok. Fakat içimizde bir ses hep söylüyor. Bundan fazlası var. Göründüğünden fazla. Sen göründüğünden fazlasın. Küçükten beri vardır. İç bir ses vardır. Bir başka içteki daha böyle İstanbul hanımefendisi, beyefendisi bir ses vardır. Ruhun sesi. O işte zihin vasıtasıyla biz onu duyuyoruz. Bir de egonun sesi vardı. Hadi oradan filan da hemen böyle bastır. Ya hadi kızım hadi oğlum böyle olur falan diye. O iki ses arasında kalırız ve egozihin özdeşleşmesini ayırmamız gerekiyor. Şimdi bilmek yapmak yolculuğunda önce bir yerde bir şey tam oturmuyor. O arayışa geçmek gerekiyor. O arayışa geçmeye başlayıp da insanın sorular sorması gerekiyor ondan sonra. Bu sorular tabii büyük sorular. Biraz önce zaten Havva Hanım da başladı bombardıman, Demet Hanım oradan aldı. Bunun gibi sorular. Açık uç sorular diyoruz biz bunları. Çünkü işte Allah var mı yok mu? Evet, hayır. Yani düşündürmez ki. Hani ama ne, neden, niçin, nasıl gibi açık uç sorular sormaya başladığımızda o zaman daha derin ve kendi içimizdeki o dünyaya gideriz. Çünkü okyanus damla kap olma mantığında biz zaten içimizdeki dürül hakikati bulmaya çalışıyoruz. Yani nasıl nehirdeki su damlasında da bütün nehrin ve aktığı bütün o suların gücü varsa potansiyel var. Hatta hepsinin içinde süper sicimden de hepsi bir süper sicimse evrendeki her şey temel parça, materia prima dedikleri. O da sonuçta her şeyi barındırıyorsa doğal olarak bizim o potansiyelden dolayı hatırlama imkanımız var. Güçlü sorular ve güçlü soruları sordukça da yavaş yavaş bir seçici algı başlıyor. İkincisi de gerçekten hayat, evren, Allah ne dersen de inancın yavaş yavaş karşısına bir şeyleri çıkartmaya çalışıyor. Çünkü rezone olmaya başlıyorsun. O rezone olmayla beraber de açıkçası bir seçim yapmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Diyorsun ki evet var bir şeyler de ben bu yolu yürüyeceğim, yüremeyeceğim. Yani o yolda yürüyüp yürümemekte yani ya işte bu şey gibi. Bak ben burada iyi başarılı olursam şu istediğim Maserati'yi alabilirim ya da işte ya şu six pack'li adamı alırım ya da şu harika hatunu yanıma çekerim muhabbeti değil. Burada ben görüyorum ki artık hissediyorum ki benden fazlası var ve ben bu yolda ilerleyeceğim diye başlıyorsunuz. O yolda ilerlemeye başlayınca da insan çok şey araştırmaya başlıyor. Daha sistematik bakalım. Bir kere kendi içindeki sesi araştırıyor, ruhunu araştırıyor, insan nedir araştırıyor. Ya içinde bulunduğum kültür nedir, aile dinamiği nedir, çocuk yetiştiriyorum, çocuğa bakıyorsunuz, kendinizi özdeşleştiriyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz kendi hatalarınız var, size yapılan ya da sizin zorlukla öğrendiğiniz toplum nedir, dünya nedir, evren nedir, kainat nizam nedir. Yaratıcı nedir? Ya işte alemlerin Rabbi dediğin şey, paralel evrenler, hani cılkı çıkartasana kadar bu sorular sorulmaya başlıyor. Bu güzel bir arayış fakat tabii o arayışta marjinal faydası olmayan yerde bulunmamak lazım. Bu haftaki eğitimlerimizden birisinde güzel bir sohbet yaptık işte. Dedi ki birisi, geçen katıldığım eğitimde birisi şey demiş, hani bayağı da önemli bir isimmiş Türkiye'de. İşte öldükten sonra Spatya aleminde 2 yıl kalırsınız mesela. Bu önemli bilgi mi? Şimdi mesela bana göre yani o, şimdi hakikati arıyorsak bana göreyle başlamak lazım. Çünkü hepimizin yani hakikat tektir ama gerçek insan algısı kadardır. O yüzden bana göre demek çok önemli. Yani veliler bile yeri geldiğinde birbirlerine işte onun bilgisi benden ötedir diye bana göre diye gönderirken bizler bugün de ne diyoruz? 3-5 eğitimden sonra böyledir, şöyledir. Bak şu kitabı okumadıysan olmamışsın kızım ya da senden yok artık. Hani demesek de bunu demeye çalışıyoruz. O yüzden bu yolculuk içinde bir şekilde bana göre demek çok önemli. O yolculuğa çıktığımızda, aramaya başladığımızda o soruların içinde marjinal faydası olan şeyi bulmak önemli. Şimdi mesela o 2 saat, işte pardon 2 yıl Spatyom'da kalırsın, yani ruhlu halinde kalırsın, geçersin.
2 yıl 5 gün olsa ne olur, 2 saat olsa ne olur? Yani yine senin gelip bugünü yaşaman lazım. Yani o cevabı aldın, teyit ettin, 3 tane de kişi verdi. Marjinal faydası olan yerde de gereğinden fazla zaman kaybetmemek lazım. Bunlar demek değil, araştırma etmenin, ama hayatta çok fazla şeyi açıkçası belki de marjinal faydası olmayan yerlerde geçiriyoruz. Hayatı bir kere istediğimiz gibi yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bir başkasının hayatı niye yaşıyor muyuz? Çok daha önemli şeyler var. Yani o yüzden bu 4 yolculukta birincisi açıkçası bu ilahi okyanusun ne olduğunun bilgisi. Onu anlamak demek. İkincisi, ben okyanustaki damlaysam kendimi nasıl tanıyacağım? O bir yolculuk. Hadi diyelim başladım. Şimdi A görüyorum. A noktasından Z noktasına gidebileceğim. Nasıl hareket edeceğim? Üçüncü yolculukta bu insanın, ben bunu holistik dönüşüm ve yaşama sanatı diyorum. Hem dönüşeceksin, ama insan öyle bir bilgiyle donatmaya çalışıyor kendini. Her şeyden kaçıyor. Çocuğunun eğitiminden kaçıyor. Bilmem ne işte, ya ben okuyorum diyor. Eşine gömüyor o faaliyeti. Ondan kaçıyor, bundan kaçıyor. Hayatın içinde şehirde Nirvana'yı aramak, yani o tekamülünü yapmak, o ayrı bir zorluk. Onun için de ayrı bir bence sanat diyorum. Bir dördüncüsü de istediğin kadar ilerle, eğer geçmişle ilişkili bağlarından şifalanamazsan, koparmak, affetmek demiyoruz. Çünkü o zaman bizi yukarıda çı bırakır. Yani ben birim, diğerleri yarım ya da sıfır ya da sıfır onda bir değil. Yaşanan her şey deneyimdi, ama bazı bağlardan özgürleşmek gerekiyor. Onun için de geçmişe dönük bazı o geçmişteki bugüne getirmiş her şeyi şifalandırmak gerekiyor. Bilmek, yapmak, olmak konusunda bütün bu arayışlar neyi getiriyor biliyor musunuz? Baktığınızda bunlar hepsi bilgi. Bilgiden bilinç ve bilgelik doğması için insanın kendini yaparken yakalaması gerekiyor. Yani neyi, nasıl yakalayabileceğinizi görmek için bu araştırmaları yapıyoruz ve bu hayatın içine geri dönüyoruz. Ve kendimizi yaparken yakalıyoruz. Yani nedir o? İşte patronumuzdan geri geldiğinde haksız bir eleştiri alırken, içimizden öfkeli Kenan çıktığında, ah bir dakika, ya da o an adaletsiz olduğumuzda ne yapıyor çoğu insan? Ya vay diyor, ya bu patron bizim de amma hayvan herif diyor. Bak böyle böyle şöyle şöyle, ya bu işte bizim şu Ali'ye diyor işte zıkkımın ki başlıyor. Yani anlatayım, ekstrem örnekler veriyorum. Hemen yargı başlıyor akılda. Çünkü kendimize göre biz bunu yargılıyoruz. Hayatı kendimize göre yorumluyoruz. Bunu yanlışlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi yaparken yakalayabilmek için o farkındalığı bulmamız lazım. Bütün bu şu ana kadar anlattıklarım hepsi bizi bir filozof yapar. Dışsal bilgiler çünkü. Ne zaman o bilgi içsel bilgiye döner, ezoterist olmaya başlarız. Bugün çok fazla bilgi dolan insan var. Oturun inceleyin, ama kendine dönmek çok zor bir şey. Kendine dönüp o kendisindeki bu bahsettiğim anda yakalayıp hatalarını görüp düzeltmek, ya da vay be bak kızım, ya bak benim içimde ne güzel şu varmış. Yeri geldiğinde içindeki hem Alice Harikalar Diyarı'nı kutlayacaksın, hem de gölgelerini yenmeye çalışacaksın. Bunlar çok zor şeyler. Ve bunu yaptıktan sonra yapa 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 kendi anda yakalaya yakalaya bir alışkanlık değişimi ortamı 66 günü. Bu da standart şeyler için. Yani küçük yaşlarda edindiğimiz, öğrendiğimiz, süper ego da dahil, kazandığımız birçok şeyi yeniden kendimizi organize ederek değiştirmek yıllarımızı alacak. O yüzden de yapa yapa, yani hatalarımızı, eksiklerimizi göre değiştire göre değiştire, bu kas yapmaktan çok farklı değil. Zaman alacak. Bilmekten yapmaya geçiş bu. Ha, olmanın tanımı da nefes alır gibi yapabildiğimiz anda zaten açıkçası olmuşuzdur. Nefes alırken düşünüyor muyuz? Çünkü düşünmüyoruz. Tabii bu ezoteristten sonra da bir mistiğin yolculuğu oluyor. Akıldan gönle geçiş yolculuğu. O ayrı. Bunların içinden şifacılar çıkıyor. Bunların içinden de üstadlar çıkıyor. Her bir kapıda da kibir hazır bekliyor. Yani 3-5 eğitime gittim. Kibrin alası geliyor. Ezoteristim. Öz bilgi var. Daha da güzel geliyor. Ya hani daha ilerliyordu. Bu işte Bayezid Bestami işte tasavvuf hikayelerden bir tanesidir. Bir gün işte hacca gider. Haccın çıkışında da insanların arasından o işte şeytanı görürmüş hikayeye göre. Bir şekilde onu görür. İşte der ki, bu insanların sırtına biniyorsun görüyorum ama benim sırtıma binemezsin der. O da der ki,
Öyle güzel bilirim ki falan fark etmezsin der. Yıllar sonra bir gün Barış Bestami tabii hikayeye göre nehrin bir tarafından diğer tarafına geçemeyecek durumda olan yaşlı bir adamı açıkçası çok üzülür ve ona yardım etmek için sırtını aldığında şeytan der ki bak şimdi senin sırtı nasıl bindim gördün mü? Yani buradaki hikaye doğrudur yanlışa takılmayın. En beklemediğiniz yerden en vicdanlı dediğiniz yerden gelir. Çünkü vicdan bile saf mıdır? Nefsinize hakim olmadığınız sürece vicdan saf değildir. Yani katil bile yeri geldi çünkü ya açın İkinci Dünya Savaşı'ndaki hikayeleri, o zulmü yapanları, vicdanları çoğunu çok rahat. Görev ahlakı diyor bir de. Kant'ın anlattığı da görev ahlakıydı. Yani vicdan dediğin şey de o kadar temiz değil. Çünkü nefsani mi, ruhani mi etki var? Ona bakmak lazım. Yani özetle bilmek, yapmak, olmak yolculuğu o farkındalıklarla dışsal farkındalıkları, içsel farkındalıkları dönüştürüp okyanustaki damla olarak hayatın içinde çatır çatır yaşarken güzeliyle kötüsüyle, celaliyle cemaliyle, sefasıyla cefasıyla kendimizi fark etmek ve ilerlemek. O yüzden bunun okuduğumuz kitap, eğitim, odur budurla ilgisi var ama her şey değil. Çünkü bugün dünyada tarih boyunca üretilmiş bilgiden fazlası var. Bu kadar bilgiyle 8 milyarda kâmil insan olması lazımdı. Yani hala insanlar neyi arıyor? Hani fellik fellik neyi arıyorlar? Hala bilgili arıyorlar. Bir Hocam, nasıl o zaman bir... bilgiyi eyleme mi dökemiyoruz? Problem buradan mı kaynaklanıyor? Esas konu bence bu tarafta biraz. Yani bu bilgiyi eyleme dökmek çok zor. Çünkü düşünsenize o bilgiyle yavaş yavaş içinize döndüğünüzde hani artık çok klasik oldu içinize de içine dönmenin mantığı o bahsettiğim gibi. Önce neyle başlayacağız? Önce benim işte güçlü zayıf yanlarım, tehditlerim, risklerim. Demek bak bunlar. Hani kendini tanımlamanın yolları başlıyor. Kendinizi tanımlıyorsunuz. Çünkü hani size bir soru sorduğunda 27 tane özelliği var. 3 tane 4 tane zor sayar insanlar. Aynı özellikleri her hafta sana sorsam tekrar edemezsin. Hani o kadar kendimizi yeterince tanımıyoruz. O yüzden o kavramları bir şekilde oturtmak ve tanımak gerekiyor. Daha sonrasında daha da biraz daha ileri gittiğinde gölgelerin içindeki o ışıkları ise arkalar diyarını tanımak lazım. Şimdi bu tanımlama sürecinde insanın yolculuk içinde fark ettikleriyle bir bakıyor. Bende süper şeyler varmış. Ama bende de bak bu tarafı sağlam çözmem lazım. Bakın eğer içsel yolculukta şu varsa yanlış hani gerisini siz çıkartın. Çünkü bazen bu sohbetler de oluyor. Ya işte hocam diyor ben şu eğitime katıldığımdan beri şu ortama girdiğimden beri 17 yıldır hiç üzülmedim, hiç ağlamadım. Hayat benim için cennet. Eski hayatı neymiş? Anlatmıyor. Rezilmiş. Bir gecede cenneti yaşamaya başlamış. Hiç mi böyle kendi içine bakıp da bir eksiklik görmedin, bir yorganın içine girip ağlamadın? Hiç hocam artık çok mutluyum. Böyle bir yolculuk olamaz arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Yani eksi 10'dan bir anda artı 10'a geçiş diye bir şey yok. Hani nefsin mertebeleri dediğiniz şey bile bir Tapduk Emre Dergahı'nda Yunus Emre 11 yıl yaşamış. Diğer hani orada Kasım vardı 20 küsür yaşamış. Yarısı bile olamış Yunus Emre'nin. Yani diyeceğiniz işte o veliler bile neler anlatıyorlar. Burunları sürtürmüş, ağlamışlar, rezil olmuşlar. Ondan sonra o nefsin hani razi dedikleri ilahi birliği yaşamak noktasına gelmişler. Bütün bunun içinde de hayatın içinde bunu çatır çatır yaşamak gerekiyor. Yani kendimizi anda yaparken yakalamanın gücü çok basit bir şey ama çok zor bir şey. Çünkü İnsan bir bakıyor konfor alanından çıkması gerekiyor. O konfor alanından çıkmak zor. İkincisi düşünsenize nefsin lokomotif yani siz lokomotifseniz durayım diyorsunuz. Arkada 700 tane katar var size geliyor tak tak tak. Her biri sanki şey gibi düşünün sizin ayrı bir nefsani zorluğunuz. Birisi dursa öbürü durmuyor. Yani o kadar kolay değil hani tık durayım frene basayım ondan sonra 5. vitese atıp ilerleyin farklı ya da yan kulvara geçeyim. Güzel Hocam, olurdu. sözünüzü Hayatın içinde anlamak ister isteyen. istemez bunu yapmamız gerekiyor. Yani eyleme dönmeyen bilgi bizi gerçek olarak büyütmez. Ve bunu çözdüm dediğiniz yerden bir bakıyorsunuz.
olmadık bir yerde çocuğunuz da sınav geliyor. Sağlığınız da geliyor. Ya bu korkum yok, bitti artık, yendim diyorsunuz. Öyle bir şey geliyor ki diyorsunuz bu nasıl bende çıktı? Hani tahmin etmediğiniz yerlerden çıkıyor. O yüzden işte açık kapı bırakarak o hakikati arayış, bana göre bunlar çok yani edep olan şeyler ve hayatın içinde eylemle test etmek. Eylemle test edilmemiş hiçbir şey o hamdum piştim yandım sürecini getirmiyor. Evet hocam, özellikle bu kendini yaparken yakalayan olabilme öğretisi, sizden aldığım eğitimlerle birlikte ben bu farkındalığı yakalamıştım ve son 6 aydır hayatımda tatbik etmeye ve uygulamaya niyet ettim. Gerçekten çok büyük bir faydası oluyor arkadaşlar. Kendinizi yaparken hangi konularda yakalayabiliyorsunuz? Başkalarıyla ilgili zanlarınızda, kendinizle ilgili zanlarınızda, özellikle o kişilikle oluşan zanların çözümlemesinde kendini yaparken yakalayıp ve hocamızın öğrettiği bazı öğretiler var orada. Onlar da çok kıymetli. Belki bugünkü yayınımızda bize onlardan da bahsedebilir. Bu arada söz almak isteyenleriniz olursa el kaldırabilirsiniz ve arada yine sizlerin de sorularına yer veriyor olacağız. Söz sizde hocam. Buyurun. Tabii ki. Gerçekten yaparken yakalamak kolay bir şey değil. Hani bunu şey gibi düşünün. Ya esasında nerede basitlik varsa orada gerçekten bilgelik var. Bunu öyle algılamak lazım. Bizim hani ben yani şey diyoruz böyle eski birisi zamanında demişti ki bize eğitim verirken bir baktım dedi yıllar önce eğitim hayvanına dönmüşüm dedi. Ben eğitim hayvanının en sağlamlarından biriydim. Yani hala bayılırım, bilgiyi severim, acayip. Fakat o yüzden marjinal bilgiden bilgi çok önemli. Hani marjinal bilgiyle ilgili anlattığım şey çok önemli. Hala da senin. Fakat o kadar kısa bir yaşam var ki ve hani bugün iş hayatında da bizlere hep diyorlar ki işte 10 üzerinden 12 iş yaptım. E diyorlar neden 15 yapmadın? Ya da işte 12 yaptıysan neden daha kısa sürede olmadı? Hep böyle. Bugün hayatta bir optimizasyon var. Bunu hayatımıza şöyle çekelim. Bir yaşamınız var ve açıkçası şu daha bir sonraki nefesin ne olacağını bilmiyoruz. Hepimiz 70'i 80'i 100'ü görecek gibi yaşıyoruz ama öyle olmuyor. Ve bizlerin doğal olarak da mümkün olduğunca yani mutlaka bir yolda olalım. O yollar içinde bir omurgamız olsun ve o yollarda ilerlerken de o ana omurgayla beraber başka yolları da alarak ilerleyelim. Fakat gereğinden fazla kaybolmayalım çünkü hayatın içinde olmaktan koparız. Bazen konuşuyoruz insanlarla ya bak şu eğitim kaldı almadığım bu var şu var. Yani bir bakıyorsun hani üste koyduğunda esasında o eğitim %2 fark getiriyor ama insanlar aldıkları eğitimlerdeki şeyleri hayatta uygulamaya çalışmadıkları için. Çünkü neden? Ya işte çocuk var. Ya bizim adam günde 3 posta kraliyet sofrası istiyor. İşte çocukların bir şeyi var, 3 çocuk var, bir şey var. 50 tane şey hani hepimizin bahane demeyeyim bir zorluğu var. Ya işte biliyor musun abi ben haftada 80 saat çalışıyorum. Kesinlikle. Fakat ister istemez tek bir ömrümüz var. Her nefes geçip gidiyor ve bir sonraki nefesin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden de küçük küçük alanlar yaratmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. Olurdu ya işte şimdi bizim çocuklar daha rahat yaşıyorlar. Bizim eskiden İzmir'de olurdu böyle işte ben İzmirliyim. İşte Menemen'e git oraya git böyle bir gelirdiniz dolmuşun içi böyle silme dolu değil mi? Ya da otobüsünüz ne yapardık kendimizi böyle sokardık değil mi? Ayağını sokar sonra kendini sokarsın işte böyle girersin değil mi? O şekilde hayatta mecbursun kendi zaman yaratmaya. Yani eğer bunu istiyorsak yani bunların hiçbirini hani dırlı dırlı konuşmak olarak düşünmeyin. Bir şekilde bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Mesela ben yıllar önce şu kararı verdim. Dedim ki evet ben bir yolculuğa çıkacağım. Üst düzey yöneticilik yapıyorum. İki çocuğum var. Eşimden çocuklarından bir yerli şeyler çalmayacağım. Dedim ki nereden alabilirim? Az uyuyacağım. Uykuyu seven bir adamım. 8-9 saat söylüyorum. Günde 4-5 saat uykuya düştüm. Zor oldu mu? Zor oldu. Ama burnum sürtüldü mü? Onlarla işte bir sürü şeyler yapabildim. Kitap oldu, şu oldu, bu oldu. Her sohbete gitmedim. Yani mesela nerede olacağına baktım. Eskiden futbol seven ben artık futbol maçlarına gitmez oldum. Çünkü baktım orada çok fazla zaman geçiyor. Çünkü yeni bir aşkım vardı anlatabiliyor muyum? O çocuklara mesela geçenlerde bu haftaki Enneagram eğitiminde
Hatta katılan bir şeyimiz var, işte çocuklar arkada. Dedim ki o kadar önünüzde bir güzel fırsat var ki, dedim o bayana. Düşünün dedim, siz bugün kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz fakat hepimizin çocukları büyüdüğü için çocuğunuz çok büyük. Size şöyle bir şey vereyim dedim. Siz öğrendiklerinizle çocuğunuza rol model olabilme davası kendinize güderseniz, sizin bu eğitimlerden başka eğitimi alıp da kendinizi geliştirmeme şansınız yok. Çünkü çocuğunuz sizi 7/24 izliyor. Yani hiçbir şey ağzınızdan çıkmasa, put olsanız auranızı hissediyor. Yani neydi iletişimde? %55 beden dili, %38 ses, %7 söz. Yani konuşmadan zaten oluyor. Doğal olarak sizin kendinize bir dava yapıp, çünkü insanın büyük bir davayla o engelleri aşabilecek gücü olur. Yani korku eşiği, acı eşiği ne dersen de onu aşacak içsel gücünün olması gerekiyor. Bütün bunları yaparken de insanın o davasıyla, işte öğrendikleriyle kendini yaparken yakalaması çok önemli. Çünkü diyorsun ki ya bu olamaz, bende bu olamaz. Yani hep de istiyoruz. Vay be ya, içimde benim bir İskender varmış. Bak ben bunu bulmak istiyordum. Çünkü bugün de bu anlatılıyor sana. Sen Zeus'sun. Yani hikayelere bak. İşte Kaptan Amerika'sı, Thor'u bilmem ne. Üçgen yapılıyor. Önde bir tane karma, arkadakileri izliyor onu. Nereye giderse hani hep sen olsun bak. Uçar. O değil değilsin de. Yani herkes Zeus değil burada. Herkes onun eşi Hera değil yani. Önemli olan içimizdeki hani tasavvufi anlamda Allah'ın bizde bahşettiği isim ve sıfatları bulup hepsi yok bizde. Yani bazen o diyor, bende hepsi var. Ya hangisi var? Sayamıyor zaten, bende hepsi var. Sizdekileri bulup onları maksimize etmekten sorumluyuz. Bir kader oyun planı var. Onun bir minimum maksimum var. Onu maksimize etmekten sorumluyuz. Yani ben oyum diye hepimiz gezemeyiz maalesef şu an ortalıkta. Yani bu zaten şirke giriyor. Yani hep aynı şeyi görüyorum. Birisiyle yıllar önce karşılaştık, dedi işte ben Allah'ım dedi. Süper bir şey dedim. Yani ne de, dedim ben çok merak ediyorum Allah'ın gözünden bakmak. Yani Allah'sanız dedim bir evren yaratalım. Oyunu yapamıyorum dedi. İşte onu yapar mısın? Yaparım. Bu, dedim Allah değilsiniz o zaman. Ama işte kitaplar böyle diyor. Yani o kadar kaptırmış ki kendini bu işe. Hani ben oyum da diyor. Ben Allah'ım diyor yani. Onun nuruyum diyor. Oyum diyor. Buyum diyor. İşte Kızılderizi yarar mısın diyorum. Yapamıyorum diyor. Yani hani saçmalık sohbette de onu şeyi göstermeye çalıştım. Bu kadar mı basit yani bu iş? Kendimizi yaparken yakalamak gibi basit bir şey çok önemli. Kendimizi yaparken yakalamak işte orada bence olay oluyor. Çünkü görüyoruz, kişilik zanlımızı görüyoruz. Yargılarımızı, suçlamalarımızı, şikayetlerimizi, söz verip de yapamadıklarımızı. Bakın çok basit yani hiçbir şey yapmayın. Hatta şunu deneyin. İstiyorsanız bir ay sonra bunun üzerine konuşalım. Şu uygulamayı yapın bakın. Sadece söz vermeye çalışarak kendinizi önümüzdeki bir ay korkunç geliştirebilirsiniz. Yani ne eğitim al, ne bir işte dizi seyret, bir şey yap. Çünkü şu bu şöyle bir şey. Empedokles'ti galiba da Epiktetos, hatırlamıyorum, bir şey diyor. Galiba Epiktetos'tu o köle olan filozof. Diyor ki bir tane erdemi kendi için en iyi yapmak için diğer tüm erdemleri çok iyi yapman lazım. Ben bunu anlamamıştım yıllar önce. Bu şu demek. Şimdi sözden gidelim. Mesela farz edelim ki işte Özlem Hanım'la Emine Hanım yıllardır kendini görmedi, birbirini görmediler. Karşılaştılar. Vay Özlemciğim nasılsın? İyiyim Emineciğim, sen ne yapıyorsun? Şöyle böyle falan. Ya bak önümüzdeki günlerde buluşalım edelim. Ya tabii ya bak çocuklar da görmedi. Aa evlenmişsin bilmem ne. Tık ne oluyor ondan sonrasında bir daha Özlem 2 sene sonra gördüm yine aynı sohbet ediyor. Bir daha sonra 3 sene sonra gördüm. Şimdi bak ağzımızdan çıkana ne kadar dikkat etmediğimize bakın. Ya da konuşuyoruz işte cuma akşamı, tamam pazar günü buluşuyoruz. Pazar buluşulmuyor. Yani ya da işte yarın sana bak bir şey istiyorsun, diyorsun ki iş konusunda yardım var. Tamam abi ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Günlerce arkasından telefon telefon. Hani söz verdin, bir şey yaptın. Söz öze verilir arkadaşlar. Söz mühürdür. Yani abrakadabra dediğimiz o şey çalışıyor ve söz öze verilir. Öz de Allah'ın sizdeki nurudur. Nasıl sadaka verildiğinde Allah'ın emri düşerse o da Allah'ın emri düşüyor. Hani isterseniz inançsa isterseniz daha böyle inanç dışında anlatalım ama
Kendi özünüze veriyorsunuz. Şimdi o yüzden de sadece sözlerinizin gücüne bakarak kendinizi anda yakalamaya çalışın. Ve ne kadar fazlasıyla söz attığınızı, yani bu gruba atıyorsunuz demiyorum, yanlış anlamayın. Attığımızı göreceksiniz. O kadar çok eksik yapıyoruz ki sırf bak bunu yapın. Yani şey gibi olur, filmlerde olabilir. Nasıl olur ya falan, bende bu olamaz falan. İçeride o başlıyor. Ya bir dakika, bir dakika, benim içimde hani Zeus vardı, hani bir şey vardı, hani ben Tanrı'nın nuruydum. Hemen kaçmaya başlıyoruz bilgiye, oraya buraya. İşte hayatın içinde çok basit bir şey. Yani şudur. Mesela iş yerinde ben hep söylerim. Lütfen düşünerek söz ver şu an, ya da bir şey varsa. Sözü verip de o hani bir nevi şey, hani altın kaidelerle mermere kazınmadı. Olabilir, hayat değişebilir, yapamayabilirsin. En kötü ihtimalle bak bu olmuyor yarın, senin için uygun olur mu? Arkadaşınla da öyle. O yüzden çok basit bir söz verme öyle eylemiyle dahi kendinizi korkunç tekamül ettirebilirsiniz. Hani bu konuda bir ödev verin kendinize, deneyin. Önümüzdeki 48 saat, 72 saat ne kadar düşünmeden söz verdiğimizi, yani ya da iyi ne kadar düşünmeden konuşup ağzımızdan çıkanların ne kadar yarı doğru olduğunu gördükçe şaşıracaksınız. Yani iki kitap okuyoruz, sanki o kitabın yazarı gibi konuşuyoruz. Yani sözden kastım söz vermek, söz anlatmak, ifade etmek. Ya ondan sonrasında işte kendimizi anlatırken böyle sanki Abdülkadir Geylani gibi anlatmak, hep böyle ekstremlerde ekstremite. Yani nerede içinizdeki o deryada uçlara doğru sapma varsa, birinin canını acıtmak negatif ya da kendimizi aşırı iyi göstermek. Hani böyle aşırı melek gibi. O dengeye gelmek durumunda. İçinizde melek yoktur falan değil bu ya, lütfen. Ama önce bir içimizdeki gelgiti anlamamız lazım. Çünkü hayatın dışarıdaki sarkacı bizim içimizdeki hal dünyasında duygularla gelgitler oluşturuyor. Dışarıdaki küçücük bir olayla içi yangın yerine de dönebiliyor bir insanın. Aynı olay bir başkasına gittiğinde diğerinin içinde hiçbir şey yok. Hatta dışarıda zerzor oluyor. Zem Rabi gibi, hani böyle hani şey gibi değil, hani sallamamak, iplememek, kale almak tarzı demiyorum. İçi dengesini etkilemiyor kişinin. Aynı olay, aynı durumlar. O yüzden de ikincisinde bilgelik var. O bilgelikle zaten yönetebiliyor, ama o bilgelik de bilgiden artık türemiş, yaparak, bilinçlenerek ve ondan sonra eylemde test edile olmuş. Piyasadaki bu. Arkadaşlar, bu arada hocamızla uzun zamandır programlar yapıyoruz. Hocam bir dönem gerçekten çok yoğun günler geçirdi. Sizler bilmiyorsunuz belki ama biz biliyoruz. Ve bu dönemlerde hocam yoğunsanız erteleyebiliriz dediğimizde şimdi çok çok güzel önümüze geldi hocam. Söz öze verilir diye hiçbir şekilde hiçbir programımızı aksatmamıştır. Bunu da yeri gelmişken söyledim hocam. Teşekkür ederim. Yok, sağ olun, teşekkürler. Yani söz öze verilir. Gül Hanım bir şey söyledi galiba. Bir yorum daha yapayım. Evet. Gülay Hanım'ın sesini Bakın, açacağım hocam sonra. söz Buyurun. öze verilir, ancak yani önemli olan şu: verirseniz insanız ya, yani sapacak bazı şeyler. Ya işte Gül Hanımcığım bak şöyle şöyle oldu, ben size yarın döneceğim demiştim de şundan dolayı, İzniniz olursa 2 gün sonra söyleyeyim. O izniniz olursa dedi ki, o kişiyle yaptığınız tango dansı. Orada o tangoyu güzelce, nazikçe, Adil Arif zarı şekilde yapıyoruz. Yoksa ben onu yapmasam da diyelim, belki Günnihan'ın bir şey demir ya da Arzu'nun bir şey demir, ama bir ne yaparsanız kendiniz şey yapıyorsunuz. İçinizdeki güzelliğin çıkması için bakın, bir söz vermek. Etkin dinlemek mesela. Ne kadar etkin dinleyemediğinizi düşünmeye çalışın. Yani o kadar basit yerlerde ki esasında onları geliştirmek için kendi egonuzla mücadele etmeniz lazım. Kendini anda yaparken yakalamanın bir sonraki adımı durmak daha zor. Yakalamak çok daha kolay. Yakaladın, bu sefer durman ve sonra tersini yapman lazım. Ve bunu her yaptığında bir başarı olmayacak ki. Defalarca hata yap, düş kalk, düş kalk, yara bere, yara bere. İşte 66 gün, o yüzden diyorlar ortalama. Belki bazı şeyler çok travmatik geçmişiniz var. 2 yılınızı alacak, 3 ayınızı alacak, 5 ayınızı alacak.
Belki 30 gün alacak ama bu sadece bir beceri. Bunları geliştire geliştire yavaş yavaş olacak ve sizin zaten perdeleriniz kalktığında hem hakikat algınız gelişecek hem de sezgileriniz zaten o konuşuyor. Kendi ego filtreniz kalkınca sezgileriniz o kadar net konuşuyor ki o yüzden insanların içinde bir süre sonra dışı dünyayla rezone oldukça kerametler çıkıyor. Yani konu yine şurada. Kaldır kendi aradan çıksın ortaya. Bunların hiçbiri safsata öylesine söylenmiş laflar değil. Gerçekten 1.000 yıl boyunca binlerce kamine söyletmiş bir toprakta bu kadar laf boşuna değil. Yani her dediğimiz hani ya işte yahu duyar mısın beni diye lafta bile yahu çocuklar artık söylüyor. O kadar alışmışız ki bu topraklardaki güzelliklerden bir tanesi o. Biraz önce bir şey vardı, soru vardı galiba ya da yorum mu vardı? Gülay Hanım'ı ekrana aldım hocam. Sesi de açık. Sorusu merak Merhaba. edilir. Kenan Bey, iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Sohbetiniz keyifli. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne güzel bir buluşma oldu. Bana çok yakın geldi sohbetiniz. Ayrıca teşekkür ederim. Şimdi siz dediniz ya yakalamak, hani kendini yakalamak orada. Yakaladıktan sonra dönüştürme aşamasındaki şey bana şahitliği çağrıştırdı. Ne dersiniz? Onu sormak istedim. Hani kendinin şahitliğinde olan olmak gibi algıladım. Onu Muhteşem. sormak Bu, hatta bu anlatımı artık biz şey diyoruz iş hayatında bir işte dünya çapında bize fabrikaları ziyaret ettirirlerdi. Aynı firmanın çatısı altında daha iyi bir uygula gördün mü derlerdi ki utanmadan çal. Yani yanlış anlaşılmasın hani tam İngilizcesinin çevirisi buydu yani firmanın içinde bir yerde bir geliştirme faaliyeti olmuş gördüysen onu al. Hani kopyala tabii ki yani bir kural ihlal etmeden. O yüzden bu lafınızı kesinlikle aldım cebime koydum. Çok önemli. Kendinin şahitliğinde olmak çok güzel bir doğru şey. Bir kere kendi yaparken yakalıyorsunuz. Bir suçlu gibi önce yakalamak. Hani biraz abartıyoruz ama gerçekten kendi içimizde hani bu arada tek bir tane benliğimiz yok. İşte mesela Gülay Hanım içinde tek bir tane Gülay yok. İçinizdeki benlikleri duygularınızla göreceksiniz. Belki öfkeli Gülay var. Yeri geldiğinde işte yani şey der mesela dördüncü yol öğretisi. Kendi içindeki benlikleri yakala onları isim tak. İşte kızgın Gülay, öfkeli Gülay yani ya da onları Gülay de deme. Farklı isimler var. İşte ne diyeyim haller. belki Evet. kızgın İvan'da bir şeydi ama bunları bu şekilde koydum. Kendi içimden kızgın İvan çıktı ya da işte ne diyeyim Bilge Hera çıktı falan. Ve bu benlikleri yavaş yavaş tanımlamaya başlayıp bir tanesini efendi benlik yap diyor. Esas efendi benlik yap, diğer benlikten hükmesin hikaye yani gibi duyuluyor da buradaki mantık Gurdjieff'in anlattığı çok zekice bir şey. Bu nedir biliyor musunuz? En güçlü, en baskın benliğinizi, yönünüzü alıp diğerlerini hükmetmek için kullanın. Mesela ben bunu kendi içimde benim iş hayatımda da hep başarılı olmamı sağlayan sistem ve metot kurmak. Kendimi tanımada onu yaptım ve ruhsallığa uygulayınca işte bugünkü eğitimler hep böyle benim eğitime katılanlar bir sistem ve metot bulurlar. Her şey birbirine örülüdür. Yani böyle işte bir franchise zinciri gibi. Neden? Çünkü o kafada olduğu için. Ama benim onu anlamam öyle çalıştı. Bir yere kadar onun da sınırları var ama bir yerden sonrası için de işte kafanızın yere vurulması gerekiyor. Onu da yapıyor hayat sağ olsun. O zaman da gönlünüz açılmaya başlıyor ne kadar açılırsa. Yani yere düşen nar tanenin içinden ne çıkarsa. O yüzden bahsettiğiniz o şey şahitlikle başlıyor. Şahit olabilmelisiniz kendinize çünkü herkes içinde o şeyi istiyor. İşte Prenses Leia olsun, işte Hera çıksın, ondan sonra İskender çıksın, Atatürk çıksın, işte Mahatma Gandhi çıksın. O da var da bir sürü de şey var yani Hitler de çıkıyor, Stalin de çıkıyor. Osama Bin de çıkıyor içinden yani. Şahit olmak çok zor. Evet, siz böyle söyleyince hani şeyde şu an hatırlayamadım ama Kur'an-ı Kerim'de bir Maide mi Araf mı bilemedim, bilmekten öteyim şimdi o kısmını. Orada diyor ki sizi kendi sıfatlarından seyreder. Demek ki an her halde belki de geçişlerde bir sıfatı tezahür ettiriyoruz, sonra başka bir duygu haline geçtiğimizde belki de başka bir sıfatı tezahür ettiriyoruz. Hani rüyanın içindeki olarak seyredileniz ya, diğer taraftan da asıl şahit
olan yaratan şeyinden baktığımızda da, perspektifinden baktığımızda da böyle bir hal ortaya çıkıyor. Bir de şurada söylediğiniz beni etkileyen bir şey oldu. Ben bunun şuraya dayandırılıp dayandırılamayacağını sormak isterim. Siz de ifade ettiniz ki, yanlışım varsa düzeltin efendim, not alma niyetiyle hareket ettim. Hakikat tektir. Gerçeklik algısı kişiye göre değişir. Bu ifadeniz de bana kuantumdaki gözlemci etkisini hatırlattı. Benzeş olabilir mi diye sormak istedim. Esasında hakikatlerin birliği var. Yani hepsi hakikatin arayışın farklı yolları. Esten 7 antik öyle şey vardı, sanat vardı antik Yunan'da. Şimdi yani tam miktarı o değil ama 77 bilim var. Ya da 777 bilimde. Yani bir şekilde artık inanç, bilim, felsefe, teoloji, okültizm, simya, mistisizm bu temel alanların içinde bu 7 temel alanın içine o 777 tane bilim ve ilmiz koyabiliyoruz. Kenancı anlatım öyle söyleyeyim. 772'dir belki 99'dur 105'tir onlar ama fark etmez. Fakat bugün artık bilimlerin etkileşiminden türev bilimler hani ya da çoklu bilimler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi sizin bahsettiğiniz kısımdaki mantık şöyle. Ben onu eğitimlerimde özellikle ben çok ciddi psikoloji anlatımı yapıyorum. Çünkü bilim kullanmayı seviyorum. Hani duyup da ikna olmaktan ziyade bilimi de kullanmak çok önemli. Yani daha böyle tasavvufi anlamda anlatırsak Allah'ın isimlerinden biri zaten Hak. Bütün her şeyin sahibi olduğuna göre başlangıçsa olduğuna göre her şeyin de bilen olduğuna göre tek bir tane hakikat var. Ya isterseniz buna daha spiritüel anlamda nötr varoluş deyin. Fakat insan işte tasavvuf denen şöyle güzel bir laf söylüyorlar. İnsan icat eder. Ne icat ediyor? Hakikati büküyoruz. Kendi gerçeklerimizi dışarıya yansıtıyoruz. Şimdi biraz daha bilimsel anlatalım. Algı spektrumumuz 10 binde 2. Yani gama dalgalarını anlayamıyoruz. Göreniniz varsa söyleyin nasıl olacağını öğrenelim. Ya da ne diyeyim köpekler gibi işte 20 kilometre öteden bir sesi duymuyoruz falan gibi. Yani algı spektrumumuz 10 binde 2. Çevremizde zaten olanların çoğunu anlamıyoruz. O yüzden zaten hakikati görmüyoruz. Makinalarımız falan onlar o yüzden ona göre. Düşünsenize bizlerin uçma becerisi olsaydı acaba uçak yapar mıydık? Toplu uçmak için belki yapardık ya da hadi sohbet edelim bilmem ne bu kadar olmazdı. Hani hep kendimiz olmayan eksikler için o aletleri tasarlıyoruz. İşte ışınlanabilsek belki hiç böyle bir şeye gerek olmayacaktı. Yani yürüdüğün için arabaya gerek ama daha hızlı koşabilsen Flash filmindeki bu olmazdı. Bir de insan psikolojik olarak da kendi anlam ve zihin haritası kadar yani paradigmaları kadar hayatı algılıyor. Ha, bu arada tabii duyularımız tam çalışıyorsa duygularımız ona anlam yüklemesi. Yani her şey anlam mekanizmasında bağlı. İşte bir restorana gitmişsinizdir diyelim. Orada bir önceki eşiniz sizden boşanmıştır. Orası sizden rezil bir yerdir. Aynı bir başka çift için orada güllerle aşk ilan ettiği yerdir. Orası cennettir. Adı size aynı yer, aynı mekan, farklı insanlar, anlam değişimi. O yüzden anlam mekanizmasıyla hem idrak hem de anlam açısından hem de duyusal bilme kapasitesi açısından bir de yani gerini de anlamak, görmek bunlar farklı. O yüzden hakikat tek ama insan algısı kadar yani ya da insan sayısı kadar o aynı hakikate bakan insan sayısı kadar yani bugün 108 milyar 108 milyar insan yaşamış diye bir hesap var. 108 milyar civarında insan yaşamış dünyada bilinen tarihte. O zaman 108 milyar hakikat algısı var. Bu kadar basit. Ama hakikat tek. Kuantumsal anlamda bakarsak da dediğinizde doğruluk payı var. Tabii kuantum dünyasında artık olasılıklar dünyası. Kuantum dünyası nedir? Nanometre ölçeği. 10 üzeri eksi 9'un altı artık kuantum dünyasına giriyor. O dünyada olasılıklar var. Yani artık fuzzy logic dediğimiz kırçıl mantık var. Ve bir kuantum dalga fonksiyonundan belli ihtimallerden birini indirebilme. Tabii ki çift yarık deneyiyle görebildiğimiz o parçacığın hem parçacık hem dalga olması maalesef biz atom
üstü boyutta daha yakalayamadık. Bunun kanıtı yok daha. O yüzden de bilimsel olarak henüz ya işte benim gibi sınırsız sayıda insanlar vardır ya da alemler vardır. Onlardan bir ihtimali hayatımı yaratıyorum. Henüz tam olarak kanıtlayabileceğimiz bir şey değil. Bugün ne yapıyoruz? Küçük bir yerden işte bak şu ezoterik mistik öğretiyi doğrulamaya çalışıyoruz. Ama inanç ve bilim ve felsefe aynı şeyi konuşmaya uzun süredir başladı. Fakat mesela bütün kuantum ve relativity birleştirme adayı olan süper sim teorisinin 5. iterasyonu olan Zar teoremi şu an hala teorem. Çünkü bir matematiğimizde ispat edemiyoruz, iki gözlemleyemiyoruz. Mesela Higgs bozonu bile herhalde bir 20 yıl önce mi 15 yıl önce mi ne teorik parçacıktı. İşte bir 10 sene içinde bulundu. Yani şimdi bir sürü şey o yüzden teorik parçacıktan sonra gözlemlenebilir bir hale geliyor. Bunlar o yüzden hakikatle alakalı tarafta hem dediğiniz de var doğruluk ama aynı zamanda orada eksikler var. İşte hem bana göre demek hem bazı şeylere açık kapı bırakmak. Ama tabii benim mesela şahsi inancımdır da kesinlikle o insan eski metinleri okuduğunuzda baktığınızda ihtimaller içinden istediğini çekebilmek ya da bazı şeyleri hayatınızda çektiğiniz hep titreşimden bahsettiğiniz tekniklerini görüyorsunuz. Yani rezonans, rezone esası sizin titreşiminizin başka bir titreşimle uyumlanmasına rezonans verir. Ve onunla uyumlandığınızda o zaman yapabiliyorsunuz. Bu şey gibi işte bir köprünün üzerindeki askerlerin yürürken ya da bir araçların bir anda hiç o ana kadar sabit olan köprüyü dalgalandırması gibi bir şey. Onu olumlu yönde de olabiliyor. Yani bilim olarak gördüğümüz çok fazla şeyler var bugün. Çok daha ileriye gidiyoruz ama zaten bu anlattıklarımızı %100 kontrol edebilecek halde olsak kullanılabilir teknoloji olur. Yani hep ona bakın. Kullanılabilir teknoloji değilse henüz daha tam olarak oturmamıştır. Yani ya da oturmuştur birileri kullanıyordur. Halka inmemiştir o da olabilir ama bazı şeyler için daha bilimin de biraz daha yolu var. Mesela süper sicim teorisini ispat için bile en az 100 yıl daha gerekir diyorlar. Buna aşkın matematik diyorlar. Bazı matematiğin bile gelişmesi, evrimleşmesi gerektiğini söylüyorlar. O yüzden yine diyorum hem ilerlerken hem de açık kapı bırakmak lazım. Süheyda Hanım oradan bir el kaldırdı. Evet hocam, şimdi kendisini öne alıyorum. Sesini açabilir. Süheyda Hanım, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Kenan hocam diyeceğim, bir mahsur var mı? Nasıl istiyorsanız siz öğrenin. Peki, hay hay, merhaba, hoş geldiniz. Şimdi birkaç not aldığım ifadeler var. Onların hepsini mi sorsam, birinden mi gitsem bilemedim. Siz sorun isterseniz Peki. birebir sorun ki hafızamda kalırsa unuturum. Kısa kısa cevap vermeye çalışayım ya da. Peki. Biraz önce şahit olmaktan bahsetmiştiniz. Şahit olmayı tam olarak ne anlamalı? Yani şahit olmaktan tam olarak ne anlamalıyız burada? Bir. İkincisi, akıldan gönle, gönülden akıla yolculuk. Yani birinden birine, yoksa ikisi girift olan bir şey midir? Yoksa daha farklı bir yerde midir? Diğeri de, andayken hani durmak dediniz ya, oradaki durmayı ne olarak anlamalıyız? Şahitle başlayalım. Şahit olmak bir kere öncesinde ya biz zaten hayata şahit değiliz normalde. Çünkü bizim işte Buda'dan beri ifade ettiğimiz daha öncesi lügatta olmayan bir maymun zihnimiz var. Nedir? O işte beden arabasındaki ölümsüz zihin ego ile özdeşleştiği için akıl da zeka da yani zeka zaten bedenin fonksiyonu. Beynin fonksiyonu, akıl onu nasıl kullandığımız, düşünceler de aynı şekilde ve o düşünceler uçuş uçuş bir şekilde ne yapıyor? Zihin duygularla onlara bağlanıyor ve yani o maymun zihni şöyle tanımlayalım. Mesela diyelim şu an bakarken diyelim ben elimi kaldırdım. İşte bir hareket yaptım. İşte bizim geçenlerde bizim kız bana şu böyle hareket yapmış. Bak ödevini yapacaktık akşam gidip. Ya işte ödevini yapmazsak milisaniyelerde bu gidiyor.
Ya yarın öğretmenden laf yer. Ya bir dakika ben bunu yapayım. Ya benim de işte NLP öğretmenlik sınavına bak yeterince hazırlanmadım. Ya işte ondan bir anda hazırlanmaktan ya akşam işte bulguru yapacaktım. Bir anda gidip hani gastroz bulgusuna gidebilirsiniz yarım dakika olmadan. Düşüncelerimizi açıkçası maymun gibi oradan oraya atlar. O yüzden biz zaten hayata şahit değiliz. Bir kere öncesinde kendimizi anda yakalayarak önce kendimize ve çevremize şahit olmak lazım. Yani bir önce kendimize şahit olun. İkincisi çoğu zaman konuşuyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Çok az dinliyoruz. Çok az. Hele biz Akdeniz toplumu, Ege toplumu. Yani bir dikkat edin. Aynı masada 3 sohbet olur. Muhteşem eğlendik. 3 tane bu akşamdan ne aldın? Ya işte çok güldük. Ne konuştuk hiç kimse hatırlamaz. Çünkü aynı anda 3-5 kişi konuşur. Ya da aynı grupta bile bir sonraki de ben şu espriyi patlatayım, şunu yapayım. Ya işte normal bir anda dahi çok zordur odaklanmak. Dün mesela kızım diyordu ki ya birisiyle tanıştım diyor. Ya ne kadar güzel devamlı beni dinledi diyor. İçine gözümün içine baktı. Zaten farklı olmaması lazımdı ki. Yani düşünsenize en son birisi sizin gözünüze bakarak dediklerinizi size yansıtarak şöyle bir 20 dakika en son kim dinledi? Ya ananız babanız dinlemez çoğu zaman. Eşiniz dinlemez. Ya işte kızım bırak da ben maçı dinledim. Yani yok o gol oldu bir dakika seni dinleyeceğim. Bir ne diyordun aşkım? Bu olmuyor mu yani? Ya da kadın erkekte fark etmez yani örnekleri çeşitlendirin. Yani ana şahit değiliz. Bir kere çevremizin ve kendimizin şahitliği çok önemli. Şahitliğin de nefsin mertebeleri gibi o yüzden farklı mertebeleri var. Bizler kendimizi geliştirdikçe anda olma kapasitemiz arttıkça ki bunun mindfulness da çok alakası var. Bilinçli farkındalık. Bilinçli değiliz maymun zihnimizden dolayı. Üç tane temel fonksiyonumuz var. Yani doğu, batı, kadim, modern her şeye bakın. Üç tane temel şey görürsün. Bir tanesi maymun zihnidir. İkincisi içimizdeki anlam mekanizmasından dolayı ego da kendini savunacağı için devamlı car car yargılar. Etiketler, eleştirir, suçlar, zanneder, ne diyeyim, dırdır eder, listeyi uzat. Bunların hepsi aynıdır. İçsel yargıç deriz buna. Süper ego dediğimiz şey de egonun süper olmasından değildir. O da kazanılmıştır. Sadece daha ahlaki. Ama işte neye göre kime göre doğru olduğu tartışılabilecek şeyler. Üçüncüsü de insan maalesef akılla kalp arasında kaldığı için doğruyu her zaman için bilemeyebilir. Bu üç temel fonksiyon insanın yönetmesi gereken bir şeydir. Bunları yönetmeyi becermeden o tam bir hani anda kalma noktası olmaz. O yüzden bilincin idraklenmesi sürecinde önce farkındalıkla kısa sürede olur, sonra şuurla uzun süre hale gelir. Yani ve doğal olarak da arada siz mertebe ilerlersiniz. Doğal olarak öncesinde bir durabilmek lazım. Yani bakın çok basit bir şey söylüyorum. Dur işaretini mi konuşuyoruz Kenan? Yani yine diyorum söz ağzınızdan boş çıkıyorsa dur. Anla. Birisini dinlemiyorsan dur. Yani bak dinlemek de çok zor. Ya söyleyeceğim bak ya aklımdakini söylemezsem unuturum. Ya hep mi unutursun? Ya bak bu sefer olmayacak. Bütün gece sen mi konuşacaksın? Hani bazı insan 2 saat konuşur. Der ki yani işte kimse beni dinlemiyor. Ya 2 saat konuşuyoruz herkes de dinliyor ya daha ne yapacaklar? Yani o kadar çok zanlarımız var ki anda değil. Anlattı, rahatladı, içindeki deryayı saldı. Karşı tarafta belki yaşlı amca bilmem de dinledi edebinden dolayı. Ama o sırada yarınki sınavı için taşıyor. Ya da işte yarın Aikido sınavı var kata atıyordu zihninde. Belki yarın aşkı ilan edeceği kız arkadaşıyla nasıl aşkı ilan edeceğini kafasında tasarlıyordu. Anda akışta değiliz yani. Akılla kalp arasına gelelim. Yani esas akıl kalp gönülle ayırmak lazım. Çünkü yani bizim zaten bir kalbimiz var ve o kalbimizin sesi diyoruz. Tabi orada kalbinizin sesi dediğiniz de yani teknik olarak bugün kalbiniz olmadan da bilim sizi yaşatabiliyor değil mi aylar boyunca? Kalbiniz gitti, kalbiniz yok artık ama kalbiniz var hala teknik olarak değil mi? O yüzden her şey esası zihinde bitiyor. Alita filmini izleyin. Alita film bence çok güzel filmdir. Bunu
bir şekilde bence felsefi olarak da inceler. Animasyondur ama bomba animasyondur. Ondan sonrasında aklın ve kalbin arasında gider geliriz. Bunu biraz şeyle anlatmak lazım. Yani birisi bizim o egomuzun sesidir, diğeri de içeride ruhumuzun sesidir. Ancak ruhumuzun sesi o nefsani gölgelerden arınmadan tam olarak sesi çıkmaz. O çünkü İstanbul beyefendisi hanımefendisidir. Öbürü carcardır. İlk konuşan, uyaran, böyle hoş bir edayla konuşan esasında İstanbul hanımefendisidir. Fakat filmin ismi Alita. Alita. Ama ego çok carcardır. Doğal olarak biz orada tıkanırız. Cemal Nur Sarkun hanımefendi şöyle söylüyor. Benim çok sevdiğim bir anlatım oldu. İşte hep onu kullanmaya çalışıyorum. Diyor ki hakikatin nuru kalbe vuruncaya kadar kalp bir et parçasıdır. Ne zaman ki hakikatin nuru kalp denen et parçasını vurur, o zaman kalp gönle dönüşür. Öyle olunca gönül aklı aydınlatır. Akıl şaha kalkar ve gönlün efendiliğine bir nevi tamam der ve daha sonrasında da insan Allah'ına varır diyor. Esasında çok ilginç bir anlatım. Buradaki önemli olan şey insan işte kendi perdeleri kaldırıp da o egosu şeffaflaşmaya başlıyor. Ego perdeleri şeffaflaşmaya başlayınca, kalkmaya başlayınca o zaman içindeki ses daha rahat çıkacağı için artık o gerçekten akıl daha da idraklenmiş bir şekilde gönle dönüşüyor. Yani baktığınızda bütün bu anlatımlar sizin içinizdeki özün dışarı çıkmasından başka bir şey değil. İşte Sueda'nın içindeki öz Sueda'ya göre çıkıyor. Kenan içindeki Kenan'a göre çıkıyor. Ama bir de insanın üst ideali olan kamil insan var. O ayrı bir şey. Yani hepimizin daha da en tepede gidebileceği bir versiyon var. Bugünkü insan bilincinde anladığımız. O yüzden akılla kalp ve beraber gitmeli. Burada hep aklın önderliğindeki gönül demek lazım. Çünkü şimdi hep tasavvufta dedikleri bu adamlar yani yaşamışlar. Veli var bir de deli var değil mi? O yüzden çok fazla velilik yolunda deli olan insan var. Yani bu yolda ne diyorlar? Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan da çıkılır. Ancak akıl bırakılmaz. Hadi bakalım ne diyor bunlar? Bu şu demek, ikisinin dengesi ama aklın önderliğindeki sezler. Çünkü siz bizim sezgisel bilişimiz ya da gönlümüz yeri geldiğinde kontrolden de çıkabilir. O son idrak nokta ve onu akılla yeri geldiğinde dengeleyebileceğiz. Ama akılla da her şeyi bilemeyeceğimiz için o gönül kapısını da açmak gerekiyor. Yani bugün birçok şey var ki biz anlayamıyoruz. Diğeri de durmakla alakalıydı sorunun üçüncüsü yanlış hatırlamıyorsam. O üçüncü sorudaki durmak olan kısmı da yani biraz önce sanırım verdiğim örneği. Şimdi mesela ne konuştuk? Bir farkındalık geçti mesela. Yani diyebilirsiniz yani derseniz ki Kenan ben ikna oldum. Farz edelim ki Sueda'm dedi ki ya Kenan doğru söylüyorsun ben düşünmedim. Yani afaki örnek tamam ben bundan sonra söz konusu da düşündüm dediğin gibi olabilir bir deneyeyim bunu. Bir farkındalık gelişti değil mi? İşte biraz sonra konuşurken işte eşiyle konuşuyor. Diyor ki atıyorum Sueda Hanım eşi Mehmet. Ya Mehmet'im çok doğru söylüyor. Bak sözünü balla kestim. 2 dakika bir şey söyleyeceğim. Sueda konuştu 20 dakika. Mehmet dinliyor. Hadi ya bizim Sueda yeni konuştu diyor. Mehmet koptu. Sueda konuşuyor. Ya da işte sözünü balla keseceğim 2 dakika gibi. Ya da iş yerinde de olur. Yarın gider. Ya işte Emine Hanımcığım patronudur. Ya bir soru soracağım 20 saniye alabilir miyim? 20 dakikadan önce çıkılmaz. Bakın hep bunlar küçük şeydir. O sırada belki Emine gerçekten size o işi çok yoğun. O sırada çünkü benim başıma geldi uzun süre genel müdürlük yaptığım için insanlar der ki ya Kenan Beyciğim bir dakikanız var mı? Ya tabii ki gel dersin bir çıkmaz odanızdan. Hani atsan da gelmez. Ben o yüzden şunu soruyorum yıllar için. Diyorum ki şu an acil bir şeyim var. Seni ama gerçekten dinlemek istiyorum. Acil hayati ise hemen bırakıyorum. Yok o kadar değil. %99,9 acil değildir. O zaman ne zaman buluşalım? İşte 4'ü 20 geçe gelebilirim. Gelir. Tam tersi de hatta o sıra düşünmüş olur. Ondan sonra daha da özetler. Çok daha basitleşir. Yani
O bahsettiğimiz söz örneğindeki olduğu gibi durmak için fırsat. Yani kendinizi artık biliyorsunuz. Örnek mesela, doğru, ben Mehmet'le eşimle konuşurken bak adama dedim 2 dakika 20 dakika tuttum. Demek burada ben yapıyor muyum bunu çok? İşte geçenlerde altın gününde de yaptım. İşte bakkal amcayla gittim de yaptım. Ya demek ben konuşmayı seviyorum. Neden kendim konuşmayı seviyorum? İşte bizim burada bir amcamız var, dedi ki ben dedi kekeme doğdum dedi. Ve dedi inat ettim dedi. Yıllar içinde çocukken ayna karşısına geçtim. Ben kekemeliği bırakacağım diye. Ya bizim o amcamız durmaz. Yani ne zaman bir toplantı olsa herkes ondan kaçar. Süper bir insan ama durmuyor yani. Mesela 2 saat, 3 saat ve hiçbiri boş değil. Yani her birinde dolu. Demirel'le bir şey yapmış, Ecevit'le bir şey yapmış. Yani hikayelerden film çıkar. Ama ve her seferinde farklı bir şey anlatabiliyor ve çok güzel anlatıyor. Fakat o ifade, şimdi oraya gittiğinde adam kendini bulmuş. O taraftaki bir şey şifalandırması lazım ki bu ana dönüp artık yeterince konuştuğunu bilsin. Çünkü herkes onunla konuşurken monoloğa döndüğünü bildiği için ondan kaçıyor. Esasında konuştuğunu söylüyor. Aynı işte bakın durma noktası. O durmak için artık biliyoruz. Söz, bak kendimi yaparken kaldım. Eşimle, manavla, işte kızlar toplantısında, ne diyeyim onunla bununla şurada. Ya da ve durmak için bahaneler yaratıp kendime. Evet ben iknayım artık. Burada belli. Ya da şunu da diyebilir insan. Ya tabii ki dinleyecekler ya. Ben bütün gün işimde, gücümdeyim. Geliyorum, özlüyorum. İnsanlar bunu da diyorlar ama işte orada kendimize de olduğu gibi dışarıya da adeta zarif olmak lazım. Orada zaten ego devreye giriyor. Ego kendini rasyonalize ediyor. Egonun yolları çok farklı. Sabote de edebiliyor yeri geldiğinde. Sanki vicdanmış gibi konuşuyor ama değil. Yani katilin de vicdanı var. Birçok katil içi çok rahat yapıyor bunları. Hiç düşünmüyor. O yüzden de o durma dediğim şey o kadar basit bir şey değil. Ve hadi diyelim ikna oldunuz. Dur 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 dur. Yani bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Ya dünyayı ben mi kurtaracağım ya deyip de işin içinden de ya da yoruldum artık deyip kaçabiliyorsunuz. O yüzden zor yürünen yol ya da az yürünen yol demeleri de bundan. Çünkü hayatta gezmek, tozmak, eğlenmek ya da olduğunuz gibi bir yerinde birini de üzmek, kızmak, etmek, neyseniz yani egonu dışarı yansıt, kafana göre yaşa. Bunun yerine tam tersine kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz, rafine etmeye çalışıyorsunuz, ruhunuzu olgunlaştırmaya çalışıyorsunuz, özünüze varmaya çalışıyorsunuz. Daha zor bir yolculuk. O yüzden az seçilen yol. Bilmiyorum 3 soruya da cevap verebildim mi? Evet, teşekkür ediyorum Kenan Hocam. Sağ olun. Dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Başka Sağ sorusu olan arkadaşlar var mı? arkadaşlar, doğru yanlış soru yok. Doğru yanlış düşünce yok. O yüzden de lütfen her şekilde düşüncelerinizi ifade edin. Ahmet Bey bir şey Kesinlikle. soracaktı. Galiba öncesinde Gülnihan Hanım el kaldırdı bir öncekinde, değil mi? Gülnihan Onun Hanım, evet. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz tekrar. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi görmek iyi Hoş bulduk Bursa'dan. Gülnihan Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Şeyi sormak istiyorum Kenan Bey. YouTube'da bir videoda Allah'ın hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya Allah ruhundan üfledi, var etti, yarattı diye. Orada videoda konuşmacı şunu söylemişti. Evet, Allah ruhundan üfleyip her kuluna canını verdi. Ama o ruhun uyanması için belli bir zamanda zaman geçtikten sonra kulunun yaptıklarına bakarak tekrar ikinci bir ruhunu üfleyerek uyanışa geçmesine vesile oluyor diye bir cümle duydum ben. Konuşmada böyle bir cümle geçti. Biraz böyle şey oldum. Hani böyle falan oldum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Onu çok merak ettim. Teşekkürler, güzel bir soru. Ben farklı düşünüyorum, böyle söyleyeyim. O yüzden açıkçası üflenen bir şey varsa bir kere üfleniyordur. İnsan bir kere doğmuyordur, insan birkaç defa doğuyordur. O ayrı konu. İşte yine insanın isterseniz nefsin mertebeleri değil, esasında nefsin mertebeleri burada. Eski insanlar, daha eski anlatımla nefs diyorlardı ama buna
bilincin mertebeleri diyelim. Daha biz bilinçlendikçe, o ego-zihin ayrışmasını yapabildikçe, yani özdeşleşme dediğimiz bağımlılığı kırıp ayrıştırabildiysek, yavaş yavaş geliştirdiysek, o zaman daha kendimizden doğmaya başlıyoruz. Yani içimizdeki enerji bir tek. Hatta buna şey diyorlar, ruh sağlıkta belki duymuşsunuzdur. Walking diye bir kavram vardır. İşte mantık şudur. Bugün devre sonu olduğu için çok fazla ruh spatyo aleminde bekler. O yüzden de bir ruh bir bedende görevi tamamladığında işte o ruhun çıkmasını beklemeden aynı anda birkaç ruh o bedene obsese olabilir gibi. Batı'nın inanç sisteminde böyle şeyler vardır. Hani doğudan almış bilgileri daha böyle rafine etmek çabası mantığında böyle bir kavram vardır. Bununla ilgili külliyat da vardır. Medyumların anlatımları, şunları bunları. Ama sizin bahsettiğiniz de biraz walking kavramına benziyor. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Açıkçası hadi diyelim oldu. Çok yine marjinal faydası olmayan bir sohbet. Yani yine konu bakın bence şeye geliyor. Cevap vermekten kaçmak da. Zaten ben daha farklı düşünüyorum. Bu bence öyle değil. Tek bir ruh var. O insan öncesinde doğum yapar. Fiziksel doğar. Fakat diyeceksiniz bir insan insan suretinde doğduğu için insan mıdır? Hayır değildir. Yani nefsin mertebelerinin 3 mertebe hayvanlık makamı diyorlar. Yani zaten biri emmare, diğeri seçim yapan levvame, diğeri de ilham alan, öğrenen. Ne zaman mutmainsin, yani halinden memnunsun, o zaman insan olmaya başlıyorsun diyor. Şimdi öncesinde hayvanlık makamı, yani içindeki o hayvan dürtülerin etkisinde olan varlık olarak görüyor. Fiziksel olarak insan surette doğmak bizi insan yapmıyor. Ne zaman insan kendi hakikatini bulur, yani kendi hakikati dediği bu Hinduizm'deki svadharma dedikleri bir dharma diye ilahi hakikatler vardır. Bir de svadharma sendeki hakikat vardır. Yani işte ne diyeyim, Ayşegül Hanım'ın bu dünyada varoluş sebebiyle alakalı bir hakikat vardır. Eşyanın tabiatı gibi. İşte ne diyeyim, göksel beyin bir varlık sebebi vardır. Onu bulup sonrasında kendi hakikatinden doğmak, yani önce insan olarak doğ, sonra hakikatini bulursun, sonra hakikatinden doğarsın. Yani önce insan olarak doğar, hakikatinden doğar, sonra hakikatinden doğarsın. Hakikatinden doğmak, artık hakikatini bulduğun için yavaş yavaş artık hakikatinle ışıl ışıl olmaya başlarsın. Ha bu şöyle değil, her yaldan gelir. İşte bazı insanlar yine bu sohbetlerde, artık ben uyandım. Benim görevim insanları şoklamak, ondan sonra uyandırmak. Hiç de öyle bir görevin yok, kusura bakma. Hiç kere sana öyle bir görev verilmedi. Hatta o sohbetlerde böyle şey uyandırmak için sarsmak diye hak görürler kendilerine. Kimse sana şems olma görevi vermedi. Yani koskoca Hazreti Peygamber bile Allah'ım demiş, ben paylaştım, bana tebliğ edin demiş. Yani sen gidip o peygamberlerin yapmadıklarını kendi hak veriyorsun. Diyorsun ki artık dönem değişti. Yani böyle olmasa gerek diye düşünüyorum. O yüzden de cevabım özetle daha farklı düşünüyorum o diyenden. Ama insan her nefeste kendinden doğar. Mevlana ile Şems'in o ilk tanıştıklarında Konya çarşısında bir sohbetleri vardır. İşte soru, yani düşünsenize biz iki insan olduk mu? Merhaba oğlum, nasılsın, iyi, nasılsın kızım falan deriz. Bunların tanışmaları işte Bayezid Bestami mi büyüktür, Hazreti Peygamber mi büyüktür diye Şems sorar. Şimdi böyle bir soru gelince de Mevlana döner. Herkes sormaz ki bunu. O da der ki tabii ki Hazreti Muhammed büyüktür der. Şems de der ki neden öyle der. Onun ters enerjisiyle. O celalli bir şeydir çünkü üstattır. Oradaki bir verdiği yorum şeydir ki Bayezid Bestami tasavvufun kökü diye geçer. Muhittin Arabi ise mesela tasavvufun meyvesini yiyen kişi olarak anlatılır. Yani Bayezid Bestami tasavvufi anlamda çok şeydir, hani ana ekoldür. O yüzden şöyle söyler Mevlana, der ki Bayezid Bestami bulduğu hakikatle kendinden geçti. Yani özetle anlatıyorum. Onlar çok farklı kelimeler kullanıyor. Benim kadar gibi sığ değil anlatımları. O makamda kendini buldu ve Allah dedi. Ama Hazreti Peygamber her gün bir makam geçiyordu ve hiçbir makamda
bu son makam demiyordu. Yani her makamda ötesi vardır diyordu. O yüzden de Hazreti Peygamber büyüktür der. Ondan sonra Şems der ki Allah Allah der. İşte bir ummanla bir nehir, bir başka deniz kavuştu falan. Öyle birbirine sarılırlar falan. Böyle bir sohbet yani. Şimdi okul arkadaşınızla görmeniz 30 yıllık arkadaşla böyle sarılmaz değil mi? Bunlar, bu veliler böyle sarılıyor. Şimdi sizin sorduğunuz cevapta biraz bu tarafta var. Ahmet Teşekkür ederim. Bey, ben teşekkür ederim. Ahmet Bey, sesinizi açabilirsiniz. Açtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi ilk kez dinliyorum. Epeydir ilan şeyinizi, programlarınızı duyuyordum ama bugüne katılmak nasip oldu herhalde. O şekilde oldu. O yüzden öncelikle şeyi öğrenmek istiyordum. Eğer zamanınızı almayacaksam kısaca bir daha kendinizden yaptığınız, çalıştığınız alanlardan azıcık bahseder misiniz? Benim de birkaç sorum var böyle ama hepsini sıralayayım da sonra mı hatırlatayım, ben de bir de bilemiyorum. İsterseniz kısa kısa yapalım biraz önce çünkü aklımda tutarken zorlandım. Kısa o zaman hemen çok. Ezoterizm dediniz. Mesela ezoterizmi açsanız ve çalıştığınız alanları da açsanız. Olur, çok az bir kendimden bahsedeyim. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ondan sonrasında işte bir 6 sene öncesine kadar Amerika'daydım. Ondan sonra çalıştığım firma bizi taşıdı. İşte 7-8 ay kadar önce de tekrar Türkiye'ye döndüm. İzmirliyim, endüstri mühendisiyim. Kurumsal firmalarda çalıştım. Üst düzey yöneticilik yaptım uzun zamandır. Türkiye'de 3 firma kurdum. İşte 2 firmayı büyüttüm, 2 firmayı kapadım, 4 şirket aldım. Böyle ekstrem şeyler oldu. Benim için tabii liderlik hep kendimi, öğrendiklerimi test etmek ve insanların hayatına da fark yaratmak için, olumlu bir şekilde dokunmak için bir arena oldu. Bunun yanında benim işte Dr. Jekyll, Dr. Hyde hayatı gibi 9 yaşında başlayan bir işte arayış yolculuğu var. Bir yaralı ceylan olarak 9 yaşında itibaren devamlı sorular, sorular, sorular. O yüzden de yani 9 yaşına kadar hatırlıyorum. Öncesinde ne hatırlamıyorum, o yüzden 9 yaşında diyorum. O yolculuk 1999'da böyle askerdeyken zor bir uyanışa tekrar vesile oldu. O noktadan sonra yeni bilinçle daha büyük soruların sorulması. 2005 yılında da o sorular artık içsel yolculuğa dönüştü. Yani doğu batı, kadim modern, hemen hemen birçok alana girmek fırsatım oldu. Öğrenmek, yani dediğim gibi hani eğitim hayvanlığı varsa yaptım. Ondan sonra bilgiyi hani eşek bile taşımaya çalışılır mı? Taşımaya çalıştım. Fazlasının da gerekli olmadığını da görüyorsunuz bazen ama yani onu bir şekilde elimden geldiğince öğrenmek için, kendimi geliştirmek için yaptım. Ve o yolculukta tabii sadece dediğim gibi insan ilk etapta bir kanatlanıyor ediyor. Fakat o yolda işte dediğim gibi yorganın altına girmek var. Çok daha büyük sınavlar var. Neler var, neler var. İşte öğrendiklerimi bir şekilde kitaplara döktüm. Kitap yaz dediler. Ya ne işim gücüm var dedim. Kitap yazdım. Eğitim ver. Ya zamanım yok dedim. Bugün 200'e yakın eğitim oldu. 4000 kişiye eğitim vermişiz. Ondan sonrasında hani o yüzden yapmam dediğim şeyi yapar da buluyorsunuz kendinize. Yaparım denize yapmam buluyorsunuz. O çok ilginç. İşte yurt dışı tecrübesi ilginç oldu. Yabancı firmalar çalışmakla beraber bir çocuklarımı da hani global vatandaş yapalım. Farklı kültür. Hep Amerikan firmalarını çalıştım ama yaşamak farklı. Benim Amerika hicretim oldu. Pandemi döneminde bayağı zor dönem geçirdim. Suriyeliler gibi Türkiye'de yabancıların elendiği bir dönemde pandeminin ortası işimi kaybettim. Yıllarca peşimden koşan firma zora düşünce bir anda sizi yolda bırakabiliyor. Falan falan böyle. İlginç soru. Açıkçası hicret diyorum benim için. Güzel bir hicretti. Daha sonra Türkiye'ye, zaten Türkiye'ye dönmek için gitmiştim. Bir şekilde geri döndüm. Yani paralel olarak giden hem bir ruhsal hayat var hem de hayatın kendi yolculuğu var. Esasında ayrım da yok. Yani her şey, ama her şey bu hayatta tamamen ruhsal. Bütün bu dünya tiyatrosu onun için yapılıyor. Dediğim gibi 5 kitap oldu. Önce bir işte ilahi sırları anlatmaya çalıştım ama biraz girdim. Çok tasavvuf dille yazdım. Ruhun kozmik yolculuğu çıktı. Sonra dedim ki ya Kenan, hep geriye baktık da önümüzdeki bir yüzyıla bak.
Ruhu olan robot çıktı. Yapay zeka ve dünyayı değiştirecek teknolojilerle alakalı. Onlar ikisini roman şeklinde yazdım. Dırdırlı böyle sanki her şeyi bulmuş bilmiş gibi olmaması için. Sonra bir tasavvuf metodolojisi kitabı yazdım. Hep söylüyorum tasavvuf kitabı yazmadım. Tasavvuf metodolojisi kitabı yazdım. Endüstri mühendisi kafasıyla, endüstri mühendisi bakışıyla bir metodolojiyi özetlemeye çalıştım. Onu oğlum için yazdım. Sonra kızım için bir tane kitap yazdım. La Evrenin Gizli Dili. İşte son 10 yılda bazı yaşanan ama anlamsız güç şeyler oldu. Onları bir şekilde hikayeleştirerek yazdım. Bir de geçen sene çıktı 5 Ezoterik İnci diye. Hani Türkiye'de bazı bilinen az hikayeler var. Onları aldım, koydum. Hem felsefe hem mistisizm, işte enagram gibi insanın kendini tanımasının kılavuzu, reçetesi, Havva Hanım insanın navigasyon sistemi der sağ olsun. Onun için bir 90 sayfa ekledik. İşte ilahi kalplerin birliğini anlattığımız din bilim felsefenin birlikteliğini anlatan bir hikaye var orada. Hikaye değil de çalışma daha doğrusu. Ondan sonra kuantum teolojide hatta olarak çıkıyor. Ben bunu 2010 yılında yapmıştım ama hep yani ben kendim için yaptıklarımı piyasaya sunuyorum. Yani ya anladığım teori ya da üzerinde artık ya bu böyleymiş diye ikna olduğum şeyleri anlatmaya çalışıyorum yaşadıklarım ya da. Şimdi işte 2030 yılı ile alakalı bir kitap Amerika'da çıktı. Onu inşallah bu sene yapmak istiyorum. Çünkü 2030 yılında çok hazır olmadığımız için. Burada Amerika'da hazır değil. Yani Avrupa çocuklarımızı bence farklı yetiştirmemiz lazım. Öyle bir sağ olsun Demet Hanım da desteği vardı orada. Şimdi onun üzerinde elimde pelesenk oldu ama onu bir halletmek istiyorum. Kitaplar, seminerler gidiyor. Dört tane temel seminer veriyorum. Artık dörde dörde indirgedim. Bir tanesi bu okyanusun sırları dediğimiz kısım. İkincisi damlanın yolculuğu yani okyanustaki damlanın uyanış, kendini tanıma ve gelişme yolculuğu. Enneagram diye çok sağlam bir sistem var. Türkiye'de de az biliniyor. Hocam Onu dört soran olmuş yolculuğu anlatıyorum. arkadaşlardan Enneagram'ı. Özür dileyerek böldüm. Şimdi chatten yazan arkadaşlarımız var. Enneagram'ı Anlatırım tabii. biraz da açabilirseniz bu anlatımınızla beraber. Tabii, anlatırım. Sonra bir işte damlanın kendi kabıyla özdeşleşmesini kırmak için vitriol. Vitriol kadim bir simya sembolüdür. Onun içsel şifa ve simya. Bir de ben şey çok dikkat ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmişsinizdir. Yani isterseniz sabaha kadar sizde mistisizm, uzaylılar konuşuruz. Ben o konulara ama uzun süre önce yani mistisizm derken ben hayatın içinde yaşamaya çok değer veriyorum. Çünkü hayatı kaçırmamak lazım. Hayatı da put etmemek lazım. O yüzden de şehirde Nirvana dediğimiz dört tane temel eğitim. Ama mesela önümüzdeki ay için galiba Ağustos ayında benim artık pek anlatmadığım bu Hinduizm, Kabala, Tasavvuf, Zen ve Hermetizm'in ortak sırları eğitimi mesela bir grup istedi. Şimdi o grubun isteğiyle önümüzdeki ay açacağız onu. Genelde 12 saatlik atölyeler yapıyorum. Bu genelde yaptım. Yani bunu da neden yapıyorsun derseniz kendi yaşam amacımı işte 9 yaşından beri bildiğim bir amaç vardı ama onu 2010 yılında tek cümleye indirgeyebildim. Onu da artık şöyle ifade ediyorum. Daha iyi bir dünya için insanların hayatında olumlu fark yaratmak ama dediğim gibi hani bir şey değil. Hani böyle yakasını silkmek öyle değil. Ben de onu paylaşıyorum. İnsanın alacağı bir şey varsa geliyorlar ama her nefeste de kendim geliştirerek bunu yapıyorum. O bence çok önemli. Bunu nasıl yapıyorum derken eğitimler, kitaplar, seminerler, yazılarım, binden fazla yazım var. Hindistan'da, Türkiye'de ve Amerika'daki sitelerde gibi. Bu tarzda böyle çalışmalarla elimden gelince yapıyorum. Diğer sorunuz neydi? Ezoterizm miydi? Ezoterizm, evet. Dolayısıyla. Ezoterizm şöyle bir şey esasında yani eskiden işte antik Yunan'da sofistler varmış. O zamanki felsefenin bilgisiyle halk içinde halkı şoklar ve parayla da eğitim verirlermiş. Bir nevi insanları uyandırmaya çalışırlar ama bilgiye istinaden. Sonrasında Sokrat diye bir adam çıkıyor. Kendini bil sözüyle hatta işte Delphi kaininin senden daha zeki bir insan bulamayacaksın sözünü ya da daha bilge pardon. Tersini kanıtlamak için halkı kendince bir ebe gibi kendinden doğurtmaya çalışıyor onlardaki hakikati ve baldıran zehriyle de açıkçası hani kaçabilecekken bundan kaçmayarak onun idamına kadar giden bir sürece gidiyor bu. Bu noktada artık biz
Sokrat'la beraber felsefenin yavaş yavaş insanın merkeze aldığını görüyoruz. Yine de kendini bil noktasında felsefeyle bir yere kadar gidiş vardır. Ezoterik yolculuk çok daha derin bir yolculuktur. İşte o vitrova sembolü kendi içine dön, kendi içindeki öze dön. Orada esasında bir nevi bir felsefe taşı bulacaksın. Felsefe taşı insan özünden başkası değildir. İşte kaldır kendini aradan, çıksın ortaya yaradan. Kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen Rabbini bilir. Yine aynı şeye girer. Sendeki ruhu, yani sendeki ruhtaki özü bul. Sendeki ruhtaki öz de senin beden arabana göre ketlenmiş. Yani sonsuz bir güç, ruh gücü olarak daha bir alt katmanda ve sonra senin bedeninde senin enkarnasyona göre bir şekle giriyor. Yani şekle girer, o beden arabasına giriyor. Ve bunun için de bir astral beden gibi geçiş bedeni lazım ondan sonrasında. Böyle bir varlığın kendini tanıması için bütün ego perdeleriyle uğraşması gerek. Yani kendini tanıma yolculuğu ve kendini aşma yolculuğu ezoterim. Yani içine dön, işte içimde açsan bir şey buldun, hani beyni açarsan beynimizdeki düşünceleri bulmayacağımız gibi kendi içimizde o ego ile ve egonun ardındaki özümüzle olan irtibatı görüp öze doğru gitme yolculuğu. Başka bir şey değil. Yani kendi eşya, biz bir eşyaysak evrende, canlı bir eşya. Eşya olarak tabiatımızı buluyoruz, özümüzü buluyoruz ve o özümüze göre yaşamaya çalışıyoruz. Zaten bir de kapalı şuurla geliyoruz. Bilinçsizce oynuyoruz bu oyunu. Yani doğduğumuz anda tam ve bütünüz ama bilinçsiziz. Bunu bilinçli olarak yaşamda o artık dünya kiripasıyla bulandıktan sonra yapmak esas sınav. Ezoterizmin amacı bu. Mistisizm nereye giriyor? Ezoterizmde mistisizmle akıl dengededir. Mistisizmde daha gönül vardır. Yani mistisizmin birçok anlatımını ezoterizm kabul etmez. Akılla doğrulanamadığı için. Mesela gönül. Akıl ve kalp der ezoterizm, gönül demez. Ya da yani bir mistisizminde tasavvuf İslam mistisizmidir. Bir Enes Bezmi gibi bir hikaye ezoterizmde yoktur mesela. O daha akılla bu işi almaya çalışır. Yani ama hepsi birini tamamlar benim gözümde. Çünkü ezoterizmin de yeri geldiğinde tıkandığı bir nokta vardır. O da işte gönül ilmidir. O gönül ilmi olmadan da açıklanmaz. İşte Hızır'la Musa'nın hikayesi gibi hikayelerle. Orada ezoterizm kalır mesela. O yüzden hepsinden bence beslenmek çok önemli. Bilmiyorum anlatabildim mi, cevap verebildim mi? Evet. Yani evet. Tatmin oldum da şeyler var. Mesela referans aldığınız tasavvuf önerileri var mı diye bir soru aklıma gelmiş. Ben bunu niye sordum? Tabii ben de sizin gibi çocukluğumdan beri kendimi biraz farklı görüyorum. Ruhani, mistik falan görüyorum böyle karışık. Ezoterik de diyebilirim. Ama çok bilgim yok tabii. Oradan buradan böyle toplayarak. Şey, yakın zamanda şey tanıdım da bir tasavvuf yolunda bir arkadaşla tanıştım. İnayet Han diye bir isim tanıdım da size belki de duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. İnayet Han Hazretleri Hindistan'da doğmuş. 45 yıl falan yaşamış, ölmüş sonra. Amerika'da evlenmiş. Bu ilk Müslüman tasavvufçulardanmış ama öyle duymuştum. O yüzden hani sizin referans aldığınız bir şey var mı diye soracaktım. Böyle öğretmenler oluyor ya, tasavvuf öğretmenleri. Bir de tasavvuf din midir, felsefe midir? İşte böyle sorular birkaç. Ya tasavvuf esasında tabi İslam mistisizmi, o yüzden de İslam mistisizmin üzerine giydir, yani İslam öğretisinin üzerine giydirmiştir mistik öğreti. Doğal olarak bizim şamanik kökenlerimizle de çok ciddi olarak karışmış. İşte Mısır'daki Fütüvve pardon, ondan sonrasında ahilik, o İsmaili etkiliyor. Onlar zaten Ahmet Yesevi bir İsmail dahisi. O ya Horasan bölgesi. Horasan bölgesinden daha sonrasında onun takipçileriyle Anadolu'ya, işte Sarı Saltuk'la Balkanlara kadar bir yolculuk, bir kol. Bir de tabi burada ne var? Mısır'daki hermetik öğretiden de beslenmek var. Aynı zamanda şamanik öğretiden de beslenmek var. Daha hermetik öğretiden beslenen sufi kolu, onlar Endülüs'e kadar gidiyor. Orada biraz Fransa'nın güneyindeki kabalacılarla da ilişki içinde olup daha sonrasında
Orada işte Muhittin Arabi gibi, İbn-i Rüşd gibi güçlü isimler ortaya çıkıyor. Yani tasavvuf da bir nevi daha gönül ilmini açarak ve mesela tasavvuf benim bu Hinduizm Kabala gibi eğitimleri vermek istemem mantığı şu. Çok benzer şeyler söylüyor. Tasavvufla Hinduizm çok benzer şey söylüyor özellikle. Ama tasavvuf bunu aşk diliyle söylüyor. Ve bence esas fark o. Allah'ı aşk ile, insanın o aşktan kastımız da Eros değil, Agapa denilen yani ilahi koşulsuz aşk diliyle anlatmaya çalışıyor. Yani aşk diliyle mutlak varlığa varma ilmi tasavvuf oluyor. Valla ben burada benim bir Mevlana Şems hikayesi benzeri çok uzun süre sohbetler yaptığımız beni gerçekten yani böyle felsefi düşünce kalıplarımdan çıkartan bir insan oldu. O yüzden açıkçası hani Mevlana'yla hiçbir benzerliğimiz yoktur. Ben onun kılı kadar olamam da ama benim için öyle bir şeydi, deneyimdi. O yüzden o önemliydi. Onunla beraber tamamen hayatın içinden rastgelelik. Onunla beraber ben mesela Cemal Nur Sarkıt'ı çok takip ederim. Erol Mahmut Kılıç önemlidir. Mim Kemal Öke iyidir. Ondan sonrasında işte yani Anadolu'daki önemli kitapları okumaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Şimdi hepsi aklımda değil. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitapları iyidir. Zaten Mevlana'nın Mesnevisi ve diğer kitapları bence onlar tabii ki başucu. Makalat diyebilirim. Yani biyografileri çok incelemeye çalıştım. Mümkün olunca bir yani hepsi bunlar ne yaşamışlar, neyin kafası varmış bu adamlarda diye çıktım. Ne kadar anladığımı Allah bilir tabii ama tabii ben hep bunları incelerken aynı şeyi Hinduizm'e de yapıyorum, Taoizm'e de yapıyorum, Zen'e de yapıyorum. Yani mesela ben savaş sanatları okudum, inceledim uzun bir dönem. Yani mesela savaş sanatlarının içinde bir tevhid fikrini yakaladım, sonra tasavvufa geçtim. Ama öncesinde Hinduizm mesela böyle aykırı bir şeyden de tevhid fikri var. Orada çünkü savaş sanatlarının içinde yani bir dönem IQ'da çalıştım. Yani savaş sanatının o stratejik tarafını anlamaya çalıştım. Çünkü orada da şeyi görüyorsunuz. Taocu mantıkta her şey bir zıtlık. O zıtlığın içinde birliği anlatıyor Taoizm. Öyle onu bunu nötr bir şekilde anlatıyor ki yeri geldiğinde belki dinsel egolarla tam anlayamadığımız kabulleri perdelerini ayırabiliyor. O yüzden biraz eklektik olarak inceliyorum. Ama yani dediğim bir de hermetizm gibi eksenleri de çok kullanıyorum. Bazı anlatımlar çünkü çok benzediği için bazı anlatımları bir yerde biraz daha fazla olup tekrar o istediğiniz anlatımları geri dönebiliyorsunuz. Ben daha çok bütün inanç öğreti hepsine eşit mesafede durmaya çalışıyorum. Mesela tasavvufu neden yakın zamanda biraz daha çok kullandım? Çünkü o gönül ilmi tarafını çok güzel anlatıyor ve akılla zorlandığı noktada en iyi enstrüman o. Ama yeri geldiğinde de belki bazı şeyleri daha iyi anlatmak için o sırada felsefeye de Doğu felsefesi, Batı felsefesine de girmek mümkün oldu. Ben o yüzden biraz eklektik ve her şeye eşit mesafede durmaya çalışmak gibi bir tarzım var. Ve metodolojik anlatmaya çalışıyorum kendime de başkalarına da. Bir tane de aklımda bir şey var. O da İslam'da tasavvuf yoktur, böyle bir şey yoktur diyenler de var galiba, değil mi toplumda? Yani Mevlana'ya ona bakarsınız kafir diyen insanlar da var. var değil mi? Ama Evet. Yani bütün bunları yani anlamak için dediğiniz gibi eklektik bakıp araştırmak lazım, okumak lazım. tabii. Ama yani şöyle söyleyeyim. Halifeliği alana kadar Yavuz Sultan Selim Osmanlı bir tasavvuf imparatorluğuydu. Yani baktığınızda daha sonraki o dönemde 2-3 nesilden sonra işte halifelikle beraber halifeliğin alametleri de gelir. Bununla beraber bir ulema da gelir ve onlar 3-4 jenerasyonda artık her yere hakim olur ve ondan sonrasında Bektaşilerin kazan kaldırmasına kadar o süreç olur. Tasavvuf olana kadar tasavvufun da bir seküler tarafı vardır. Bir laik tarafı vardır. Çok ilginçtir ama o zaman mesela işte İstanbul alındıktan sonrasında Fatih Sultan Süleyman'a Şeyhülislam bir laf eder. Kayıtlarda yazar yani bu. Ondan sonrasında Fatih Sultan Mehmet de der ki işte bire bilmem kim şey hatırlamıyorum. Ne zamandan beridir Şeyhülislam devlet işlerine akıl verir oldu. Yani kayıda geçmiş. Yani
O kadar ayrıştırarak ilerlemişler. Ama bütün padişahların bir ruhsal rehberi var. Mesela Fatih Sultan Süleyman'ınki ama Fatih Sultan Mehmet'inki Akşemseddin. İşte Osman Bey'inki Şehidebali gibi. Yani çok ciddi o silsilede zaten o mantıkla gittikleri yerde Osmanlı'nın farkı nedir? Osmanlıcı olduğundan değil. Selçuklu'da da Osmanlı'da şu var. Gittikleri yerde halkı ayırt etmemişler. Senin dinin sana, benimki bana demişler. Bu çok zor bir şey. Bak, o söz vermek gibi. Yani bugün bundan dolayı savaşlar yapılıyor. Hep şu örneği veriyorum. Dünyada 1700-1800 civarında savaş yapılmış büyük. Bunların üçte ikisi Tanrı adına yapılmış. Ve bunların çoğu da iki tarafta Tanrı adına yapıyordu savaşı. Düşünsenize. Yani bu dediğimizi yapmak çok zor bir şey. O yüzden baktığınızda arka planda ciddi olarak bir şamanik etki var. Hermetik etki var Mısır'dan. Ve bunun da İslam öğretisiyle açıkçası karışması var. Tabii şamanik öğretileri biz Türkler olarak yani Türkler hem devşirmiş hem kabul etmişler. O yüzden belli yerlere konulmuş. Hristiyanlıkta da öyle olmuş. Paganik ritüellerin birçok kısmı bugün Hristiyanların ritüellerine kadar geçmiş. Zaten öğretilerin el verme süreci böyle oluyor. Oradaki mantık öyle. O yüzden bana göre diyeyim yine öyle. Teknik olarak bir İslam mistisizmi var. Hristiyan mistisizmi de mesela Gnostisizm. Kabala Yahudi mistisizmi. Yani hani Kabala de Tükaka diye atmamak lazım. Orada da bir Yahudi mistisizmi var. Her inanç sisteminin bir içrek bir de dışrak kısım var. Hinduizm'de de var. Hinduizm'in de içrek kısmı Veda öğretisi. Yani Vedik, Vedantalar hatta. Vedantalar. Ama bir de sonuçta Hinduların normal klasik öğretisi var. Hatta Brahmanizm diye yozlaşmış hali sadece yazılanlar, hatta yazılanların da rahiplerce de yorumlanmış kısmı. Hani yazılanları da geçmişler. Rahipler tamam diyorsa, demiyorsa yazılanların da önemi yok. Bizim Yazılanların şey gibi. rahiplerce yorumu. Bizim ayetleri yorumluyorlar ya onun gibi. Yani şeyler. Bütün Ne onun ismi? bu süreç insanlıkta aynı yani. Böyle bakınca millet, kültür hepimiz aynıyız ya. Mekanizma aynı çünkü. Sadece kıyafetler, suretler onlar değişik. Gülay Hanım Evet. yine el kaldırdı. Hocam müsaadeniz olursa kendisini Tabii. alacağım. Yani ben Kenan Bey siz konuşurken şu tamam diyorum. Böyle oydu derken siz konuşurken orada akarken kendi zihnimdeki geçişlerde o anı tutmak istiyorum ama diğer taraftan da anlattıklarınızı da idrakle dinleyen olmak istiyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi neydi diye bir an yeniden dönüp baktım. Bu şeyi bir kere daha siz zikredince söz öze verilir dediniz ya. Hı. Aslında bir noktada da ki öze yani özümü aktaran kim? Yaradan. Zaten bütün şeyde benim muhabbetim de onunla olduğu yönünde bir şeyim var benim hissiyatım var. Böyle baktığımda da aslında çalışma alanımda ağzından çıkanı kulağım duysun. O zaman ağzımdan çıkanı kulağım duyarken aslında ben bu talebi de hep özümü içime öz olarak kendinden nurunu koyana talep açıyorum. Bu noktada onun içinde daha idrakle ne istediğini dinlemek, kendi söylediğini dinlemek duygusunu bende yaratıyor. Çalışırken de bunu göz önüne alarak hareket etmek istiyorum. Bir de şu söylediğiniz hakikatin nuru kalbe dediniz ya hocadan aktarım yaparken. Evet Cemal Nursarbut'tan. evet. Şimdi bunu söylediğinizde aklıma şey geldi. Bazen ben de dinlerken hocayı böyle tamam kendimden geçiyorum ve bir anın o huşusuyla şimdi bir hal geldiğinde bu böyle bir 5 dakika belki 10 dakika oluyor ama tadını ve tesirini aktarabilmek niyetiyle söylüyorum. Tam böyle diyorum ki ay ne güzel oldu ve karşımdaki hali de o gözde o çok kısa bir an içinde tespit edebiliyorum ama tabii sonra
nefis dediğiniz alandaki hayatın içinde yorulurken, harlanırken yeniden o anı aynı şekilde tutamıyorum. O hani durmak dediniz ya, orada o anı o alıp her hale taşıyamıyorum ama gerçekten de böyle minik salseler halinde geçişler olabiliyor. Onun tadı bile, tesiri bile çok keyifli, gerçekten güzel. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Estağfurullah. Büyük keyif. Teşekkürler Gülay Hanım. Soru yoksa Enneagram'dan bahsedeyim biraz Demet Hanım. Evet hocam, saat şu anda 11'e 10 var Türkiye saatiyle. Biz böyle devam edebiliriz arkadaşlar. Hocanızın vakti varsa sabaha kadar. Evet hocam, Biraz bize yakın zamandaki eğitimlerinizden neler yapıyorsunuz? Varsa takviminizde yakın bir zamanda planlanan bahsedebilirseniz memnun oluruz. Tabii, büyük keyifle. Biraz Enneagram'dan bahsedeyim önce. Şimdi Enneagram şöyle bir sistem. İşte Gurdjieff diye birisi 1878 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam. Kars doğumlu, o zaman Osmanlı'nın işte sonlarına doğru zaman. Çok eski zamandan beri de bilgi yaran birisi. İşte Kars'ta İpek Yolu üzerindeki yollardan birisi. Aradıkları kütüphanelerde buldukları yetmiyor. Baba Rahip, çok dini bilgiler yetmiyor ona. Ve bunlar işte beşi kadın 16 kişilik bir grup kuruyorlar, hakikati arayan diye. Bunlar bir dünyada yolculuğa çıkıyorlar. Diyorlar ki 1800'lerin sonu, düşünsenize her yer ajan kaynıyor. Oradan oraya gitmek zor. Sağlık sistemi her yerde yok falan falan. Çok zor seyahat etmek ama diyorlar ki biz dünyanın sağına soluna dağılalım. Tibet'e de, Mısır'a da, Hindistan'a da, Kafkaslara da nerede bilgi varsa toplayalım. O bilgiyi de bir şekilde biz yılda bir toplanarak aktaralım. İşte o yolculukta içinde zaten çoğu telef oluyor. Gurdjieff'te bir şekilde küçük yaşlarda mesela babası anlatıyor bunu, soğuk su ile yıkarmış falan, diyor ki demek yani burada da bir hakikat varmış diyor. Ben diyor Tibet'te, Hindistan, Himalayalar yolculuklarında o soğuk sularla yıkanmak olmasa ölür giderdim falan diyor. Neyse, bu bir şekilde bir Afganistan'da Sarm Okulu diye Sümerlere kadar dayandığı söylenen bir okul. Ne kadar doğru bilinmez ama bu okuldan İdris Şah bahseder. Önemlidir tasavvufta İdris Şah. O da bir yere not edilmeli. O bahseder. Orada bir enagram diye bir öğretiden bahsediyor. Orada egonun kilidini kırmak diye anlatıyor. Bir enagram sembolle çıkıyor. Daha sonrasında bu enagram sembolünü Claudio Naranjo, Bolivyalı birisi ve Oscar Richasso ve Claudio Naranjo. İkisi de açıkçası inceleyerek ilahi fikirleri oturtuyorlar. Bir nevi Aristo'nun ilahi fikirlerini oturtup ve daha sonrasında onu psikolojik olarak da 9 kişiliğe indirgiyorlar. Yaptıkları on binlerce kişilik çalışmalarla. Ve klasik enagram diye anlatıyorlar. Yani insanın, bu Platon'un fikirleri nedir? Her şeyin ilahi alemde bir mükemmel hali vardır. Biz burada onların gölgelerini yaşarız. Bizler de gölgeyiz. Bir nevi Platon'un mağara alegorisinden gelir bu fikir. İdealar diye geçer. İnternette bulursunuz. Ondan sonrasında fakat burada çok ciddi bir psikolojik ekmek olduğunu fark eder Ras aslında Don Risso ve bunlar psikolojik olarak çok büyük derinlik katarlar. 9 kişilik şöyle bir mandalı düşünün. O mandalanın açıkçası hani şöyle bir mandalı düşünün, bardağın altı gibi. 9 kişilik, onun da 9 tane nefsin şey gibi, katmanları gibi şeyi var. Ne denir? Böyle silindir olarak düşünün. Seviyeleri var. Yani ben bunu bir şekilde 9 kat bilinç, 9 kişilik makamı diyorum. Şimdi o sembol içinde stres anında ya da mutlu olduğum zamanlarda kişilikler birbirlerine kayıp hem bir rahatlama hem de esrime yaşıyorlar. O esrimelerle bir üst bilinç seviyesinin makamına geçmek için bir fırsat oluşuyor. Ya da çok fazla negatiflikte, stresle olumsuz yöne kaydığınız kişiliğe kayarsanız orada çok zaman kayıp
bilinç seviyesinde düşüş oluyor. Yani bu tasavvuftaki nefsin mertebelerini oradaki kişilikle ilişkilendirmişler. Don Riso bunun psikolojik tabanını oluşturan kişi. Rasathsın'sa bu işin pazarlamasını yapan ve dünyayı gezen bir derviş. Hristiyan derviş resmen. Hatta tasavvuftan almış fikri. Ben ondan eğitim alırken Amerika dedi ki ya ben çok seviyorum Türkleri falan. Nasıl dedim? Ben dedi orada bir dönem kaldım. Anlattı bu fikri oradan aldım dedi. Don Rousseau'ya anlatmam biraz zaman aldı ama sonrasında o işte o çok akıllı dedi. Sonra ikna oldu, oturtabildik falan dedi. Yani hatta uçakta giderken şöyle hikayelerini falan anlattı. Yani diyeceğim insanı 4096 kombinasyonda anlatabilen, hatta şimdi yeni bazı yaklaşımlarla on binlerce kombinasyon falan gitti. Fakat önemli olan ayakları yere basan ve sadece kişilik tanımlama sevinden ziyade insanın çocukluğuna kadar geri gidebilen çok tutarlı bir sistem. Sistemin basitliğine zaten o sistemle çalışanlar bence aşık oluyor benim gibi. Tabii sistem çok kompleks. Şöyle söyleyeyim, hatta geçenlerde bir bankaya sundum. Onlarla çalışacağız herhalde gibi gözüküyor. Yani ihtimal dahilinde tabii. Onlar mesela çok ilgilendiler. Çünkü hani şu bugün FBI ve CIA bile kullanıyor bunu. Düşünsenize yani bu adamların kullandığı mekanizmalardan bir tanesi. Çünkü çok ciddi çalışan bir sistem. İnsanların nasıl hareket edebileceklerini, nasıl davranabileceklerini satranç masasında bir iki hamle sonrasını istiyorsanız, hani hayatta bir güç oyunuysa maalesef öyle, bunu bir şekilde takip etmek için bir yöntem olarak görmüşler. Ama bunun esas ekmeği ben özümden nasıl düşüyorum, özüme nasıl varırım? Bunu muhteşem anlatıyor. Yani bir kişilik, bir egonun kullanım kılavuzu varsa bu. Hani düşünsenize ben hep şey diyorum. Ya ne güzel olurdu ya annemiz bize işte kullanım kılavuzumuzu bıraksa. Oğlum artık 42 yaşına geldin. Sana bu yaştan sonra bak uğraştın. Daha fazla mücadele etme. Bu ana kadar kendi kendine bul diye konuşmadık ama bak işte senin cebinde bir yerde kullanım kılavuzun vardı. Ne güzel olur değil mi? Ya da baştan verselerdi. Yok. Ya da insanın kullanım kılavuzu yok yani. O yüzden bir sürü yöntemlerle, bir sürü testler şunlar bunlar var da bütünsel bir yapı çok nadir var. Numerolojiye benziyor mu? Numerolojideki sayılara çok fazla benzemiyor. Numerolojiyle çok alakası yok o yüzden. Bu bir kişilik sistemi, kişilik örüntüleri, kişiliği nasıl aşabileceğimiz, egoyu nasıl aşabileceğimizle ilgili bir sistem. Çok ciddi psikoloji var. Mistisizm var ve tasavvuf mistisizminden kullanmışlar. Ama psikolojik düzlemde muhteşem anlatıyor. Ben bunu dördüncü yolla anlatıyorum. Dördüncü yol ekolü de Gurdjieff amcamız Tibet, Hindistan, Taocular, bizim dergah işte şey dergahları, Tusufi dergahları Orta Doğu'da, Anadolu'da, Afganistan'da dolaşmış 120 yıl önce. Sonra önce Moskova, sonra İstanbul, sonra Paris, sonra da Amerika'ya gidip batılılaştırarak o sistemleri mekanik bir şekilde anlatmış. Tamamen basitleştirmiş. Bizler hani kelam öğretisiyle geri geldiğinde çok dağılabiliyoruz ya, adam basitleştirmiş. O yüzden mesela dur gibi bir şeyi çok net. Aa diyorsun ya doğru ya. Adam doğru söylemiş diyorsun. Hani o kadar okuyorsun odur budur bir okuyorsun. Adam diyor ki dur diyor. Hadi ya falan diyorsun. Bu kadar basit. Gerçekten o kadar basit. Hani Batı'nın o basitliğini kullanmış. Batı'da sistem ve basitleştirme vardır. Geri geldin ya aman falan deriz de. Diyorum ki her kültürün çok birbirine baskın özellikleri var. Enneagram o yüzden hani birçok sistemi gördükten sonra benim hani her sistemi birbirine karşılaştırmaktan ziyade tamamlayıcı nasıl kullanırım diye bakıyorum. Benim için insanı tanımak için kullandığım merkeze aldığım sistem Enneagram. Yani insanı çok ciddi derin olarak anlatıyor. Ben hatta şöyle söyleyeyim. 10 yıla yakın çok derin çalışmalar yaptıktan sonra karşıma çıktı ve dedim ki keşke önceden karşıma çıksaydı. Boşuna zaman kaybetmişim. Benim 10 yılda böyle zorla bulduklarımı fazlası vardı. Fakat o kitabı 10 sene önce ben bulsam ya da o eğitimleri bu neden atardım. Yani çünkü anlamazdım. Her şey de zamanında geliyor. Diyeceğim Enneagram insanın gerçekten kullanım kılavuzu, egonun kullanım kılavuzu size göre bir sistem. Ve de kendini tanımak, bulmak ve aşmak için bir sistem. Öze yolculukla ilgili çok güzel açıkçası fırsatlar veriyor.
Tabii yani burada Demet Hanım, Göksel Bey, Günya Hanım, Havan, onlar katıldılar eğitimlere. Hani onlar da daha tarafsız belki bazı şeyler söyleyebilirler. Şimdi Hocam mantık ben daha olarak... önce söylemiştim zaten Enneagram öncesi ve Enneagram sonrası ve hatta insanın navigasyon sistemi demiştim Enneagram için. Gerçekten bunun arkasındayım yine. Evet, yok o zaten o insan navigasyon sistemini kullanıyoruz. Günya Hanım da oradan beni kaldırdı galiba. Biz sizi Sesini duyamıyoruz ama. açabilirsiniz Gülnihan Hanım. Gerçekten o kadar muhteşem bir sistem ki annem benim yanıma geldiğinde hemen anneme soruları ve cevapları söylemesini rica ettim ve annem Enneagram 4 çıktı. Ondan sonra anneme daha iyi tanıdım ve onun oluruna gitmeye başladım. Muhteşem bir sistem yani. Ya Kendi şimdi pardon. Pardon. Kendimde tabii çok işe yaradı. Benim hani çok sabırsız bir yönüm vardı. Ama ruhumun tekamülünde sabretmeyi öğrenmeye geldiğimi öğretti bana. Öyle olması gerektiğini. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mesela numarolojide bir nevi bu dünyadaki kaderi sınavımızla, yollarımızla alakalı çok ciddi bilgelik vardır. Ama enagramın yolu farklıdır. Enagram kendimizin, yani kişiliğimizin mekanizmasının mizacımıza kadar şöyle çok net anlatır. Şimdi orada işte enagramdan birden 9'a kadar 9 kişilik var. Her kişilik tipinin de 9 tane bilinç seviyeleri var. 3 sağlıklı, 3 ortalama, 3 sağlıksız. Kanat etkileri var, içgüdüler, üçtemel içgüdünün etkileri var. Ondan sonra merkez etkileri var, yani akıl, kalp ve güdüler olarak onların etkileri var. Yani içgüdüsel biliş olarak anlamında var. Bütün bunları çok örüntülemiş ve çok güzel örüntülemiş bir sistem. Yani bugün bir şey bulup da orada bir metot bulmak zor. Bir de bunu tutarlı kendi içinde ayak deliğe basan bir şey bularak ve hani gelişimde kullanmak için bulmak zor. Ben tabii ezoterik enneagram olarak anlatıyorum. Kadim öğretilerle. Tasavvufu çok kullanıyorum. Hermetizm kullanıyorum. Hinduizm kullanıyorum. Yani o yüzden ben daha ezoterik bir anlatımla modern enneagramı anlatmaya çalışıyorum. O zaman daha böyle avantajlı olduğunu düşünüyorum. Atölye çalışması gibi yapıyoruz. Şimdi böyle bir enneagram gibi sistem. Ben enneagram 1'im, 7'yim, 8'im neyse ve bir tipoloji veriyor. Kendinizi yani 1, 2, 3, 4'üm demekten ziyade derin anlamaya başlıyorsunuz. Başkalarını anlayınca da hani bütün sistemlerin özünde tasavvuftaki nefsi raziye makamı. Nedir raziye makamı? Celal ile cemali birleştirip kemale varmak. Yani Hazreti İsa'nın ikiyi bir etmek dediği makam. Yani burası zıtlıklar alemi ise zıttıkları bir etmeden bu alemden tekamül edip de çıkmak, yani tekamülünüzün son noktasına gelmek mümkün değil. Hem de bu zıttıklar içinde yaşarken, yeni geldi zıttıklarla yanarken, yani peygamberler dahi taşlanmış, çivilenmiş, bilmem ne neler neler yaşamışlar. O yüzden onların da sınavları devam ediyor. Ve diyeceğim şey, Enneagram size bir kendinizi ve başkalarını anlamak için iyi bir harita veriyor. Bu bir harita ve kendi kişilik örüntünüzü şeffaflaştırıp sonra ondan çıkabilmek için bir metodoloji sunuyor. En büyük güzelliği bu. Bir yol veriyor. Ve bunu da bilimsel araştırmalarla yapıyor ve çok tutarlı. Yani böyle bir çalışmayla insanın nefsi razı edeyim. Bir kere mesela benim iş hayatındaki liderlik tarzımı ilişkilerimi birçok şeyi etkiledi. Olumlu yönde etkiledi. Yani insanların suretlerin arkasındaki o mekanizmayı anlayabilmek için bir yolunuz olduğunda insanları daha kolay kabul ediyorsunuz. Tabii ki kabul etmekle de yetmiyor. İşte raziye makamı zor. O kabul ettiğin insan yeri geldiğinde sırtından vuruyor seni. Hadi bakalım kabul ettin. Hadi bakalım şimdi razı ol. Ya sırtımdan vuranın ama. İşte Mevlana'nın hikayesindeki gibi. Dört derviş yani. Bir derviş dört kişiye şaklatıyor ya. Biri ona vuruyor, diğeri elini kaldırıyor, vurmuyor. Diğeri sadece bakıyor, diğeri vurmuyor. İşte yol orada ne? Bütün eller ne olursa olsun hepsi Allah'ın eli.
O yüzden bakmıyor bile dördüncüsü. İşte razı olma makamı o. Kabul olduğunda, baktığında daha ikinci makam. Nerede üç, nerede dört? Yani kabulde hala elini kaldırabiliyorsun. Esasında hiç sadece kim bu diye bak. Esas kabul üçüncü makam ama yine ikide de kabul başlıyor. Yani dördüncü makam en zoru. Yani üçüncü makam dördünün arasında esasında üçten belki 87'ye bir öyle bir arası olmayan bir basamak var. En zoru. Lineer değil, geometrik artıyor. O yüzden enagram o haritayı verince insan çok daha net olarak mücadelesinde yani bu cenk meydanında egosuyla yaptığı cenk meydanında çok ciddi bir araca sahip olmuş oluyor. 7, 14, 21 Mart'ta enagram her ay içiyoruz enagram sınıfını onu yapacağız. Enagramla beraber işte derin kazı çalışması başlatıyoruz. Özür dilerim pardon. Enagram 13-20-27 Mart'ta. Çarşambaları özür dilerim. Vitriol dediğim bu içsel şifa ve simya derin kazı. O ayrı bir çalışma 7-14-21 Mart'ta olacak. Perşembeleri. Orada da yani doğum öncesi ve doğumla beraber bugününüze kadar bütün hani sizin köşede kalmış her şeyinizi kendi kendinize bulduracağınız bir yolculuğa çıkartacağız sizleri. Yani katılanları daha doğrusu. Orada da amaç yani kendimizi ayna tutmak diyorum ve kendimizi yaparken yakalamak için fırsat ve temel bazı şeyleri şifalandırmak için çalışma yapacağız. Bir de işte normalde şu an bu ilahi okyanusun sırları haftaya bitecek. 30 Ocak'ta başladık. Sonrasında birkaç grup şey istediler. Bu Hinduizm, Kabala, Tasavvuf ve Zen ve Hermetizm ortak sırları eğitimini ilgilenen bir grup oldu. Birkaç grup ilgilenince açalım dedik şimdi. Onu da 12, 19 ve 26 Mart'ta salıları açacağız. Yani salı, çarşamba, perşembe akşamlarımız Mart ayında esasında böyle bu üç eğitimlerle şu an doluyor. Ben dediğim gibi diğer eğitimleri de Nisan ayında bu işte şehirde Nirvana, yaşama sanatı ve orası gelişimi açmak istiyorum. Herhalde Nisan ayında Allah kısmet ederse bir de bir kamp yapacağız. Enagram yine devam edecek. Ve de yine orada bu işte ilahi okyanusun sırları dediğim her şeyin, ruhsallıkta her şeyin teorisi. Onu herhalde tekrar Nisan ayında açacağız. Mart ayı bu, Nisan ayı niyetleri de bu, öyle söyleyelim. Yaşayalım görelim ne olacak. Teşekkür ederiz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Saatimiz hayli geçti. Sizi yorduk. Estağfurullah. Ben hatta Instagram'da beni bulmak isteyenler olursa bir link paylaştım. Orada Ben barkod paylaştım gruplarda var. hocam. Tamam. Her ikisini de grupta paylaştım. Ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa kolaylıkla ulaşabilirler. Ben de sayfanızı paylaştım hocam, web sitenizi. Orada da çok güzel kaynaklar var. Belki arkadaşlarımız eğitim alamıyor olsa bile oradan faydalanabilirler. Size otomatik olarak her gün farkındalık içeren mailler geliyor. O şekilde de kendi gelişim yolculuğunuzda katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir de şeyi söyleyeyim Levent Hanım orada yine dediğim gibi şey YouTube sitesi var. YouTube sitesinde şaka maka bir 4-5 yıldır 450 civarında video oldu. Ezoterizm, mistisizm hani az belki de denk gelecek bir sürü konuyu uzun süredir konuşuyoruz orada. Pardon. O Sağ olun. yüzden de hep Çok beraber. O yüzden de orada da ücretsiz o kadar çok materyaller var. İstediğinizi bulabilirsiniz. Bu gruptan birkaç kişiyle öyle açıkçası denk geldi ki. O yüzden onları da orada bulursunuz. Bir de Ezber Bozan'da onlarla akademilerinde bir dönem çalışmıştık. Orada onların sunumları var. Orada da Kenan Kolda olarak bulursunuz. Yani ücretsiz baya baya materyaller var. ben sizi oradan buldum mesela, Ezher Bozan'la. Öyleydi Ben doğru. de hocamı oradan bulmuştum, evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. Hava Hanım size de, Demet Hanım size de. Bizler de Kenan çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız. Hocam bizi kırmadı, geldi. Sonsuz teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar, Keyifli bir sohbet her oldu. birinize Teşekkür ederiz. teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Kenan Bey sağ olun. Hoşça kalın. Çok Güzel teşekkürler. bir teşekkür ederim. Teşekkürler.
İyi Hatta akşamlar arkadaşlar. Hava Hanım şöyle bir şey yapalım isterseniz kapatmadan önce. Tamam. Ben bu gruba size bir link göndereyim. Hı. 24 saat boyunca bu gruba hediyem olan çok heyecanlandığım bir şey var. Koçluk yaptığım kişilerle paylaştığım 5 tane çok sıkı test var. Ama yani linkini paylaşayım. İnternetten indirirsiniz. Size ücretsiz açayım şu 24 saat boyunca. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir şey. Teşekkürler. 5 tane test. 4 tane test. Diğeri de iş dünyasında bilinen, Türkiye'de maalesef az bilinen ama çok fark yaratan, benim yine hayatımı dönüştüren şeylerdir. Bazı şeyler var, çok üzülüyorum. Türkiye'de bilinmiyor. Enneagram bunlardan biri. O paylaşacağım testin sonunda bir tanesi size başka siteye gönderiyor. Benim sitem değil. Gallup diye bir çok dünyaca ünlü bir organizasyon sitesi. Ama imkanı olanlara şiddetle öneriyorum. Onu mutlaka yapın. Değil mi? Ben ondan hiçbir faydam yok ama gerçekten güçlü yönlerinizi tanımak için muhteşem bir test. Diğer dördü de benim kendi sistemdeki olan şeyler. Ben o dokümanı size paylaşayım. Bu gruba da hediyem olsun. Olsun. Farkındalık Teşekkürler hocam. Seve seve için. paylaşırım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben Evet teşekkür ederim. arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür Hepinize ediyoruz çok teşekkür arkadaşlar. ediyoruz. Hocam. Uzun bir İyi aradan akşamlar sonra hepinizi bir arada diliyoruz. görmek keyifliydi. Teşekkürler. Hepiniz grubuna Teşekkürler sevgiler. Göksel Bey. Aynen. Aynen. Vallahi özlemişiz şu grubu hocam. Baksana kimler var Evet. kimler. Gülnihar Göksel Hanım, Bey, Azan Hanım. söz alırsınız diye bekledim. Gözüm yollarda Ben kaldı ama hiç dinlemeyi elinizi tercih ettim. kaldırmadınız. Dinlemeyi tercih Hocam burada bir ettim. aile olduk gerçekten. Evet. Her Evet şey Göksel. soruldu çünkü. Ben de Sizi o yüzden bulup özellikle keyifle ekrana almak dinlemeyi tercih istiyorum ettim. bir saniye. Bekliyorum. Aldım sizi. Buyurun. Yani Buradaki grup o bugün kadar özel ki gerçekten aile olduk. Burada bir telos aynen. ailesi olduk. Aynen. Hem de yani bizim daha geçmiş bir yıldan fazla bir süre oldu herhalde. Kenan Üstadım, Demet Hanım, Havva Hanım, Gülnihal Hanım, Arzu Hanım'la birlikte daha derin paylaşımlarımız ve o Enneagram sınıfında kendimizi açmamız, kendimizi ifade etmemiz. Yani bu eğitimlerin detayını özellikle bizim sloganımız oldu Havva Hanım'ın sözü, insanın navigasyon sistemi. Kesinlikle yani evet ya işte bu tam ben bugüne kadar bunu anlamlandıramıyordum, ifade edemiyordum. Enneagram doğru ifade etmemi, doğru gözle bakmamı ve doğru yorumlamamı sağladı. Evet. Bunu da Kenan Üstadım gerçekten tüm yönleriyle açarak hani böyle bir soğanın kabuğunu soya soya katmanları birer birer birden soğanın şeyini çıkartıp vurup hayat çünkü atladığın zaman üstünden o şekilde çıkarıyor ama Kenan Üstad'ın bunu çok zarif bir şekilde yapıyor. O yüzden de bizim üstad çırak ilişkisi kardeşliğe dönüştü. Hamdolsun ki böyle kıymetli bir yoldaşım ve kardeşim var. Ve onun yanında da sizin gibi güzel yürekli insanları tanımış olmak benim motivasyonumu Teşekkür arttırıyor. ederim. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çok Hepinize şükürler şükür. Ben de olsun. sizin için teşekkür Çok ediyorum. şükür. İşte insanların gönülleri böyle güzel olunca birilerine bakarak kendi güzelliği konuşacak, görecek fırsat yaratıyor. Senin Kesinlikle güzelliğine katılıyorum hocam. Gökçen'cim, hepinizin güzelliği. Çok teşekkürler. Benim için çok büyük Hocam keyif. Bu çok grup güzel, keyifli, çok değer bir grup. keyifliydi. Sizler olmak çoksa esas siz fırsatı tanıdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar ailenizden, çocuklarınızdan, biricik canlarınızdan uzak tutarak burada olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Yani en azından dinlemeye kıymet verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Demet Hanım, arkadaşlar. Havva Hanım, ben de teşekkür ederim böyle bir şey vesile oldunuz. Güzel bir paylaşım oldu. Kenan Teşekkür Bey'e de teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hanım. Herkese iyi akşamlar Herkese iyi arkadaşlar. akşamlar. Tekrar görüşmek Sevgiyle üzere. Biz kalın. hocamıza müsaade vermiyoruz. Sürekli Evet. rahatsız ediyoruz onu. Yok İyi sevgiyle akşamlar. buluşalım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.